Şimdi burada yani toplam 4 tane ufak bölüm bugün size anlatmaya çalışacağım. Bunların bir tanesi bir grup nasıl oluşur? Nasıl oluşmalıdır daha doğrusu? Hangi adımlardan geçer? İkincisi ve bence en önemli şey şu. Hani bir grupta olması gereken ve olmaması gereken roller. Yani siz bir grup kurduğunuzda hani ki bu grup her şey olabilir. Yani sadece ödev yaptığınız bir arkadaş grubu da olabilir. Ya da ileride iş dünyasında büyük bir icat yaptığınız bir takım da olabilir. Artık orası fark etmez. Öğrenci Hepsini. grupları da sayılabilir değil mi? Tabii. Öğrenci grupları bilhassa sayılır. Bu gruplarda olması gereken ve sakınılması gereken bazı roller var. O rollerden bahsedeceğiz. Hani gruplarınızda eksik olduğunu gördüğünüz roller varsa onları tamamlamak grubun kalitesini, verimliliğini, alacağı sonuçların doğruluğunu arttıracaktır. Bir de grup dinamikleri var. Aynı şekilde hani insan birey olarak hareket ettiğinde ortaya çıkmayan ama grup içerisindeyken yaşanan bazı dinamikler var. Bunların da bazıları faydalı, bazıları zararlı. Hani buradan işte aklınızda kalacağı kadarı bile belki size biraz yol gösterebilir uzun vadede. Not almak isteyenler için de kağıt kalem serbest. Bence alabilirsiniz bazı notlar. Şimdi önce bir şundan bahsedelim. Çok kısaca aradan çıksın. Hani çünkü gruptan bahsedip bunlardan bahsetmemek olmaz. Şimdi değişik grup türleri var aslında. Bir hani formal gruplar var. İşte mesela iş yerlerinde kurulan departmanlar veya takımlar ya da mesela bir devlet komitesi, heyet kurulduğu zaman bunlar formal gruplardır. Informal gruplar var. Bunlar işte arkadaş grubundan tutun da WhatsApp grubunuzdaki işte eğlence yaptığınız, geyik yaptığınız WhatsApp grubuna kadar bunlar informal gruplar oluyor. Bir de özel amaçlı gruplar oluyor. Şimdi sizin öğrenci kulüpleri biraz özel amaçlı gruplara dahil aslında. Belli bir amaç için bir araya gelmiş takımlar gibi bunlar olabilir. Veya iş dünyasında bazen özellikle son dönemde çok popüler oldu. Hani insanlar mesela şey yapmaya çalışıyor. Şirketleri büyütmek yerine belli bir amaçla geçici bir süre şirketler arasında işbirliği yapıyorlar. Mesela işte her şirketten işte üçer kişi bir araya geliyor. Mesela bir ürün geliştirmek istiyorlar. Bu mesela bir yazılım ürünü olabilir. İşte bir şirketten front-endci geliyor. Bir şirketten back-endci geliyor. Başka bir şirketten tasarımcı geliyor. Başka bir şirket pazarlamasını üstleniyor bunların. Ve böylece 3-4 şirketin bir arada yaptığı bir ürün ortaya çıkıyor. Ürün konusunda hepsi paydaş. Ama aslında bu özel amaçlı geçici bir takım olmuş oluyor. Bu size belki ilk tüyo olabilir. Yani aslında yavaş yavaş piyasada benim gördüğüm ve hani yaygın bir şekilde gözüktüğü kadarıyla tabii ki hala şirketler var. Hala iş bulmak, şirketlerde çalışmak tabii ki geçerli. Ama şirketten artık her şeyi kendi yapmak yerine belli bir ürün için veya belli bir amaç için kısa veya orta vadeli iş birlikleri yapmayı tercih ediyorlar. Çok büyümek yerine. Dolayısıyla uzmanlık biraz daha öne çıkmaya başladı diyebilirim. Ama tabii ki burada kendi sektörüm için konuşuyorum. Yazılım sektörü için. Ya her sektörün tabii farklıdır mutlaka. Aramızda varsa yazılım sektörü konusunda eğitim alanlar, yani programcılık eğitimi, bilgisayar mühendisliği eğitimi Seyircimiz alanlar. zaten Evet. Şimdi bir grubun aşamaları var. Yani böyle bir takım, böyle bir grup kurmaya kalktığınızda bunun genelde 5 tane adımı var. Ama en önemlisi 5. adım. Onu en sona tabii sakladım. Birinci adım grubun yavaş yavaş oluştuğu adım. İşte insanlar bu gruba girsem mi girmesem mi diye böyle bir işe düşüncelere başlıyorlar. Bu grup ne iş yapacak? Kim hangi rolü üstlenecek gibi. Ondan sonra storming dediğimiz aşama geliyor. Burada yavaş yavaş artık ismi konuyor. Bu grubun başkanı kim? İşte roller nasıl dağıtılacak, kim hangi işleri yapacak gibi. Sonra norm dediğimiz bölüm var. Burada da yavaş yavaş hani gruptaki insanların statüleri ve normlara oturmaya başlıyor. İşte artık hangi teknolojik araçların kullanılacağı iyice belli olmuş oluyor. İşte önemli bir konu olduğu zaman mail mi atıyoruz yoksa gruptan mı haberleşiyoruz gibi şeylerden tutun da işte grup kültüründeki artık öğelerin başlayıp yavaş yavaş grubun şekillendiği, hani artık mesela gruba yeni katılan birinin daha fazla şey öğrenmiş olması gerekiyor. Hani bu aşamada katılan biri. Sonra performans bölümü var. Artık grup hakikaten amacı uğruna çalışmaya başlıyor. Bu bir işte öğrenci kulübü ise mesela bu akşamki gibi etkinlikler yapıyor örnek. İşte iş yerinde ise işte mesela kod yazmaya başlıyor. Bu bir işte tıbbi araştırma grubuysa laboratuvarda deneyler yapılmaya başlanıyor. Ama en önemlisi beşincisi demiştim. Buraya kadar zaten belki farkındasınız. Beşinci aşama dağılma aşaması arkadaşlar. Yani bir grup belli bir süre planlandığı şekilde iş yaptıktan sonra ya dağılır er geç ya da şekil değiştirip yavaş yavaş başka bir formata, başka bir içeriğe, başka bir amaca doğru değişime başlar. Dolayısıyla buradan
sizin çıkaracağınız belki önemli bir tüyo, hiçbir gruba kendinizi sonsuza kadar var olacakmış gibi bağlamamız gerekiyor. Bilin ki her gruba girerken o grubun er geçe dağılacağı ya da dağılmasa bile şekil değiştirip bir başka yola, bir başka formata döneceğini her zaman bilmek gerekiyor. Dolayısıyla hani bütün işte yumurtalarınızı, bütün yatırımınızı tek bir gruba yapmak veya 2-3 gruba yapmak doğru değil. Muhakkak ki o grup dağılacak veya değişecek. Yani her zaman kendi BC planlarınız ya da o grubun işi bittikten sonra yapacak ikinci, üçüncü adımlarınız her zaman olmalı ki bunu müzik gruplarında bile görüyorsunuz. Yani müzik grupları ya dağılıyor ya başka tarz bir müzik yapmaya başlıyor. Aa, tanımıyorsunuz işte bu 10 sene önce işte bu müziği yapan grupla bu grup aynı grup mu diye bakıyorsunuz. Ya da elemanları değişiyor. İşte basçı ayrılıyor, başkası geliyor. Davulcu gidiyor, başkası hani geliyor. Yeni birini alıyorlar. Yani dolayısıyla mesela hiçbir müzisyen de bir gruba bütün, ya tabii istisnası vardır. Şimdi hani 40 milyon albüm satmış bir grupsanız durum farklı ama yani daha işte ortalama bir grup için her zaman müzisyenlerin başka başka planları vardır kafasında. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hani bütün müzik kariyerini tek bir gruba bağlamaz hiçbir müzisyen. Bütün gruplar için de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Bu grup bir şirket de olsa, takım da olsa, bir öğrenci kulübü bile olsa. Her zaman o ya dağılacak ya da sizin artık bireysel olarak bir noktada daha fazla içinde bulunamayacağınız kadar değişebilir. Öyle bir ihtimali her zaman düşünmek gerekiyor. Böyle bir ufak size tüyo vermiş olayım. Şimdi yavaş yavaş bu gruplardaki rollere gelelim. Şimdi burası çok çok önemli. Çünkü sunumun başında da söylemiştim. Böyle bir grup, bir takım oluştuğu zaman bir burada olması gereken roller var. Bir de varlığı zarar veren bazı roller var. Yani bu zararlı rollerde birilerinin olduğunu fark ettiğinizde o rolü elimine etmek gerekecek. Ama dikkat edin, o insanı elimine etmek gerekecek demiyorum. O insanı hala kazanabilirsiniz. O insanın o rolü oynamasını elimine etmek lazım. Yani aynı tiyatro sahnesinde aynı insana başka bir rol verebilirsiniz. Öyle düşünmek lazım. O insanı gruptan atmak ilk akla gelen şey olmamalı hiçbir zaman. Şimdi önce olumlu rollerden başlayalım. Hani olumsuzu biraz sonra bırakalım. Şimdi bu olumlu saydığım rollerden bir ya da birkaç tanesi bir grupta eksikse o grubun faydalı ve verimli bir şekilde iş yapması zorlaşmaya başlıyor. Bu, mesela 3 grup var. Hani 3 grup rol var. Birincisi görev rolleri diyoruz. Bunlardan bir tanesi moderatör. Her grupta, yani dediğim gibi bu her grup dediğinde aklınıza bir öğrenci kulübü gelebilir, bir şirket gelebilir. Geçici amaçla bir araya gelmiş bir takım gelebilir, müzik grubu gelebilir. Hatta şöyle bile, yani mesela bir toplantı yapıldığı zaman bile o toplantı bile bir gruptur. O toplantıyı bile düşünebilirsiniz. Sınıf bir grup mudur sizce? Tabii. Sınıf bir grup mudur? Sınıf da grup ama sınıfta tabii şöyle bir fark var. Sınıftaki herkes genellikle bir ödev verilmediği sürece bireysel amaçla orada bulunuyor. Yani o sınıfın bir grup gibi bir arada davranması bazen gerekmeyebilir. Yani hoca gelip dersi anlatıp çıkıyordur. Herkes bireysel olarak dersi dinliyordur. Herkes de hani hiçbir şekilde ödev yapmadan sadece vizeye finale girip sonra dağılacaksa, yani grup ama hani grup olma sınırında bir insan topluluğu diyelim. Yani genelde insanların kalabalık olarak bulunduğu her şeye grup demiyoruz. Yoksa otobüs bekleyen 30 kişiye de grup diyebiliriz. Yani biz daha çok... Gruplar ortak bir amaç etrafında toplanan doğru. Kişi topluluğu değil mi? Aynen öyle. Ortak bir vizyon, ortak bir amaçları oluyor. Yoksa dediğim gibi yani otobüs bekleyenler de bir grup insan ama onlara akademik anlamda grup demiyoruz. O yüzden işte bir sınıfın grubu olup olmadığı o sınıftaki şartlara bağlı. Evet. Şimdi görev rolleri demiştik. İlk görev rolümüz moderatör. Moderatör olmayan bir grup kaptansız bir gemi gibi. Nereye gideceği hiç belli olmaz. Ya da şoförsüz, el freni çekilmiş giden bir otobüs gibi. Nereye gideceği hiç belli olmaz. Moderatör her zaman ki bu bir kişi de olmayabilir. 2-3 kişi de moderatörlük yapabilir. Hani bir grup hala amacına doğru gidiyor mu? Ya da gruptaki bazı kişiler grubun esas kurulma amacının dışında bir yere mi çekiyor deyip durmadan işte o dizginlerle grubu yolunda ve amacına uygun tutan birilerinin olması gerekiyor. Yoksa o iş dağılır gider. Mesela bunun çok basit bir örneği toplantılarda görüyoruz. Eğer bir toplantıda moderatör varsa insanlar toplantıda konuşulan konular, yani toplantının amacının dışında konular açmaya kalktığında moderatör bir dakika diyor. Bu konu bu toplantının konusu değil. Onu yazıyor bir kenara. Bunu daha sonra konuşacağız diye. Yine tekrar konuyu toplantıya çekiyor. Yoksa laf lafı açıyor.
Bir saat, iki saat boyunca toplantıda konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuluyor. Hiçbir yere varmıyor toplantı. İki saat konuşmuş halde, bir sürü de kafa karışıklığı kazanmış halde toplantıdan dağılıyorsunuz. Hiçbir yere varmıyor konu yani. Dolayısıyla her zaman o grubun amacını gözeten, gruptaki hareketler hala amacına uygun mu diye kontrol altında tutan birinin olması gerekiyor. Ve bu bir ya da birkaç kişi de olabilir. Yani moderatörlük diye bir rol olması gerekiyor grupta. Bir başka görev rolü araştırmacı. Hani mesela araştırmacı her zaman özellikle toplantılarda, görüşmelerde, konuşmalarda ortaya atılan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü birilerinin olması gerekiyor. Şimdi ne olabilir? Mesela ben şirketteyim. Şirketime bir yazılım satın alacağım veya bir ürün satın alacağım. İşte biri bir marka öneriyor. İşte X marka alalım diyor. Başka biri atlayıp diyor ki yok ya X'i boş ver. Hem kalitesiz hem pahalı diyor. Şimdi tamam kalitesiz ama pahalı dedin de yani neye dayanarak dedin? Bu hangi bilgiye dayanıyor? Benim genel izlenimim böyle diyor. Şimdi olur mu yani bir kişinin izlenimiyle satın alma yapılmaz. Dolayısıyla burada araştırmacı rolde birilerinin ortaya çıkıp tamam ben bunu araştıracağım demesi ve gerçekten piyasadaki rakipler kimler? Bu ürün hakikaten rakipleri arasında pahalı mı değil mi? Ya da işte şikayet mesela yazılan web sitelerinde bu ürün hakkında yoğun şikayet var mı yok mu diye bakıp bu ortaya atılan bilgilerin valide edilmesi gerekiyor. Veya bazen her zaman bilgi değil varsayım oluyor. Mesela siz öğrenci kulübü olarak örnek veriyorum bir okul gezisi yapmak istiyorsunuz. İşte biri diyor ki ya tamam hiç sorun değil diyor işte ben giderim rektörle konuşurum kesin izin verir diyor. Ve siz onun izin vereceği varsayımıyla bir sürü organizasyon yapmaya başladınız. Broşür bastırdınız, şu bu. Belki izin vermeyecek. Şimdi buradaki araştırmacı kişinin bu ortaya atılan varsayımı doğrulaması gerekiyor. Gidecek bir kişi, işte artık kimin arası iyiyse, rektörün keyifli bir zamanında soracak. Böyle bir şey yapsak ki illa yazılı izin olması da şart değil. En azından bir çıtlatıp nasıl bakacağını belki sormanız gerekiyor böyle bir organizasyona. Yani ortaya atılan kanaatlerin, bilgilerin, varsayımların her zaman doğrulanması gerekir. Yoksa grubun yol almasında yani şey olur, aksaklıklar olur. Sadece yanlış bilgi yüzünden bir sürü efor, bir sürü zaman boşa gider. Ki beni hani zaman yönetiminden tanıyorsunuz, o konuda hassas bir insanım. Evet. Boşu boşuna zaman gidiyor yani en basitinden. Dolayısıyla araştırmacılar bu boşuna zaman ve efor kaybını önlüyor. Bu kişilerin görevi tekrar söyleyeyim, varsayımları, ortaya atılan bilgileri, fikirleri yakalamak ve doğru mu gerçekten diye valide etmek. Bu rolde kimse yoksa o grup herkesin kendi kişisel kanaatine göre bazı el yordamıyla yani karanlıkta el yordamıyla yürümeye çalışıyormuş gibi yürümeye çalışan bir grup olur yani. O grubun gözü kulağı bu araştırmacılardır her zaman. Sonra uzman var. Artık grubun tabii konusuna bağlı. Şimdi bir öğrenci kulübünde belki uzmanlık her gün gerekmez. Ama özellikle mesela bilimsel bir konuda, teknik bir konuda ortaya çıkmış bir grup varsa ve o grupta o konunun uzmanı yoksa yine boşu boşuna kurulmuş bir grup. Sadece laf kalabalığı olur o grupta. Danışma hocalarımız aslında onlara uzman olarak bakabilir miyiz? Tabii. Aynen. Bakabilirsiniz. Çok doğru. Yani ama tabii şöyle. Mesela uzmanın belki her gün her dakika grupta olması gerekmiyor. Ama gerektiğinde başvuracağınız uzman olması gerekiyor. Mesela bunun iş dünyasındaki tipik bir örneği avukatlardır. Ben bir anlaşma yapacağım zaman veya piyasaya bir ürün süreceğim zaman şimdi artık onun bir sürü şartnamesi var. Yani KVK'sı var, işte lisans gerektiren tıbbi bir ürünse lisanslandırması var, sertifikasyon olabiliyor, işte başkasının patentlerinden kullandı mı kullanmadı mı olabiliyor gibi bir sürü şey var. İşte bu konuda mesela hukukçularla genelde çalışılıyor. Onlar mesela uzman olarak devreye giriyor. Yani dolayısıyla yine burada şey geliyor olay. İnsanların kendi kulaktan dolma bilgileriyle veya gazetede okuduğu, internet sitelerinde gördüğü böyle kirli bilgilere güvenerek iş yapmaması gerekiyor grupların. Her zaman teknik bilgi gerektiğinde gerekirse parasını verip o teknik insanlardan destek alması gerekiyor. Yoksa yine eksik bilgi, yanlış bilgiyle kör topal bir duruma geliyor konular. Sonra bence çok önemli bir rol ve ben bu rolü çok sık üstleniyorum içinde bulunduğum gruplarda. Niye bilmiyorum, bana kalıyor bu iş genelde. Şeytanın avukatı. Şeytanın avukatı şunu yapar ki ben mesela kendi adıma şeytanın avukatlığını yapacağım zaman kavga çıkmasın diye de baştan söylüyorum. Bak diyorum şu anda şeytanın avukatlığını yapmak için bunu söylüyorum diyorum. Özellikle belki hani son dönem sosyal medyayla ilgili belgeselleri ya da işte yazıları okuyanlar varsa yankı odası diye bir kavram var.
Şimdi ne olduğunu anlatmak biraz uzun sürer ama özellikle hani siyasi görüşleri, hayat görüşleri, işte inançları filan böyle birbirine çok yakın, çok benzer profilde insanlar bir araya geldiği zaman şöyle bir tehlike ortaya çıkabiliyor. Hiç karşıt görüş olmadan, herkes aynı görüşte olduğu için bu grup kendi söylediğini, toplantılarında konuştuğu şeyleri çok doğru olduğunu zannetmeye başlıyor. Ve kendi kendine gaza getiriyor insana birbirine. Aa evet hakikaten böyle bilmem ne. Ya da bak ben de burada okumuştum diyor. O ben de şurada okumuştum diyor. Belki ikisi de aynı yazarın kitabı. Yani aslında tek görüşe dayanıyorsunuz. Dolayısıyla şeytanın avukatlığını yapıp sanki zıt görüşteymiş gibi, sanki rakip taraftaymış gibi, sanki odada söylenenler yanlış bir görüşe aitmiş gibi kasten o ortaya çıkan doğruları ve kararları zorlayacak birileri gerekiyor. Çünkü o zararları, o doğruları zorladığınız ve kıramadığınız zaman emin oluyorsunuz. Hani bunun bir örneği var. Belki biliyorsunuz o sık verilen bir örnek. Steve Jobs işte rahmetli. Ne zaman karşılığına bir fikir mesela birileri getirse hep şunu sorarmış. Siz bu fikri getirene kadar kaç fikir elediniz diye soruyormuş. Çünkü zorlanmamış bir fikir, yani karşıt görüşlerle, zıt görüşlerle zorlanıp o sınavdan geçmemiş bir fikir henüz ham bir fikirdir. Ha tabii doğru da olabilir. Yani bir fikir ham diye zorlanmadı diye yanlış demek değil. Belki odadaki tüm insanlar aynı görüşte olmasına rağmen yine de doğru bir şey söylüyor olabilirler. Ama bunu karşı görüşte zorlamadan bilemezsiniz. Her zaman ortaya çıkan kararları veya verilmek üzere olan kararları bir de karşı taraftan, rakip taraftan ya da zıt görüşten zorlayacak birileri gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bazen hani gündemde bir olay oluyor. Bu gündemdeki olayı işte A görüşündeki gazetelerden okuyunca bir kısmını okuyorsunuz. B görüşündeki gazetelerden okuyunca başka bir kısmını okuyorsunuz. C görüşündeki gazeteden okuyunca başka bir kısmını okuyorsunuz. Yani ancak hepsini okuyunca iyi kötü bir fikirse ki yine de yanlış olabilir tabii. Yani sonuçta internet kaynaklarına çok güven olmuyor ama ancak o zaman iyi kötü bir fikir sahibi olabiliyorsunuz konu hakkında. Ya da bir ürün hakkında bir şikayet yazanları okuyorsunuz. Tamam, 3-5 tane şikayet var. Bir de bakalım olumlu yazanlar ne yazmışlar. Belki 5 şikayete karşılık 500 tane de olumlu yorum var. Anlatabildim mi? Yani her zaman böyle bir kontrastla gitmek gerekiyor. Şeytan avukatının da görevi bu. Yani o grupta şeytan avukatlığını yapan biri yoksa verilen kararlar her zaman riskli kararlar, denenmemiş, zorlanmamış kararlar oluyor. Öyle söyleyeyim. Bir de şey var, son olarak bir görev rolümüz daha var. Bu da özetleyici. Bazen grup işte kararlar alıyor, işte bir şeyler yapıyor ya da mesela bir toplantıda özellikle, bunu yine örnek vereyim. Bir grup toplantısında 10 tane konu konuşuluyor, bir sürü şey. Hani insanlara dağılmaya başladığı zaman biraz veya işte kafalar karışmaya başladığı zaman özetleyicinin öne çıkıp bakın şimdi aslında konuyu toplarsak deyip belki o bir saattir konuşulan konuları 3 madde haline tahta yazması gerekiyor. Şu anda bunu konuşmuş olduk diye. O zaman herkes bir tekrar konuya dönüyor. Bunu daha uzun vadede bakarsanız takımda, bu gerçi biraz daha moderatörlerin de görevi olabilir. Ama her zaman moderatörler de her şeye yetişemiyor tabii yani. Bu biraz daha destek böyle gibi düşünebilirsiniz. Yani belki işte aylık toplantılarla, 2-3 ayda bir yapılacak toplantılarla, yani şimdiye kadar ne yaptık ve bu yaptıklarımız nereye hizmet ediyor? Bunların üzerine bundan sonra hangi adımları atacağız diye konuyu özetleyip sürekli olarak böyle sanki şey gibi yani Google Maps'e veya şey yandaki haritalara falan bakar gibi sürekli böyle grubun önünde bir harita, bir rota bulunmasını garanti altına alan insanlar bu özetleyiciler. Aksi takdirde özellikle grup büyüdüğü zaman bu çok büyük bir risk. Yani 100 kişilik, 150 kişilik takımlarda bulunduğunuz zaman ki ben bulundum çok sefer böyle proje gruplarında. Bazen şöyle bir körlük oluyor. Her projenin her takımı, hatta işte bu takımın alt takımları oluyor. Mesela teknik takım, fonksiyonel takım, işte proje yönetimi takımı oluyor. Fonksiyonel takım da 5'e bölünüyor. O 5 takımın her biri 2'ye bölünüyor ondan sonra gibi çok böyle dağınık yapılara dönüşmeye başlayabiliyor. Eğer yapacağınız böyle aylık, haftalık toplantılarla bu takımlara sürekli olarak bir özetleme yapıp herkesi bilgilendirmezseniz takımlar arasındaki bilgi eksikliğinden dolayı çok yanlış, çok aksak şeyler ortaya çıkabiliyor. Bu yine zaman ve efor kaybı. Yani işlerin tarihine yetişmemesi, tekrar tekrar dönüp yapılmış işlerin baştan yapılmak zorunda kalınması gibi noktalara kadar gidiyor. Hatta şeyi söyleyeyim, işte Agile veya Scrum varsa ilgilenenleriniz, bu işte yazılım konularında özellikle son dönemde çok kullanılıyor. Agile proje yapma tekniğidir bu. Yani bir daha doğrusu proje metodolojisidir.
Agile'cılar sürekli her sabah, her akşam neredeyse bir araya gelip işte bugün ben ne yaptım, dün ne yapmıştım, bugün nereye gidiyoruz şeklinde bunların toplantılarını yapıyorlar sık sık. Tabii her gün yapmak belki çok mümkün olmuyor ama sıklıkla insanların sürekli birbirlerini bilgilendirdiği böyle proje metodolojileri son dönemde daha popüler. Aslında bunun da amacı bu işte özetleyici rolün önemini biraz daha kavradıkları için herhalde ortaya çıkmış. Öyle düşünüyorum. Şimdi bunlar... Evet, yani bir de zaten şu anda teknolojinin kuvvetli olduğu bir çağdayız. Bu haftalık toplantı yapmak falan çok da zor değil. Sürekli bir araya gelmek. İstanbul trafiğinde herkesin aynı yere aynı saatte gelmesi zor. Ama yani belki de bu pandeminin tabii ki çok eksileri oldu ama belki artılarından biri her yaştan insana teknolojiyle işte bu video konferans işte uzaktan da oluyormuş dedirtti bir anlamda. İşte belki bundan sonra da bunu biraz daha sürdürüp bu tarz bilgilendirme görüşmelerini daha kolay yapmak mümkün olacak belki, bilmiyorum. Şimdi bunlar görev rolleriydi. Bunlar yani grubun işlemesi için gereken hani yürüyen makinenin parçaları gibi roller diyebiliriz. İkinci grup bakım rolleri. Şimdi bakım rollerindeki insanlar bir kaza olduğunda ortaya çıkması gereken roller bunlar. Ya bir anlaşmazlık olduğunda, bir sıkıntı olduğunda insanların üstlenmesi gereken roller. Yani ilk anlattığım birkaç rol, görev rolü sürekli olması lazım. Onlar yoksa grup zaten problemli yerlere sapma riski taşıyor. Bakım rollerinden bir tanesi ara bulucu. Zaten ne olduğu herhalde çok belli. Özellikle her grupta ister istemez tartışma, gerginlik, işte sürtüşme, fikir ayrılıkları olabilir. Yani tabii ara bulucunun sürekli aynı insan da olması gerekmiyor. Değişik zamanlarda değişik insanlar bunu üstlenebilir ama o insanların net bir şekilde iletişim sağlayıp, yani sen gerçekten ne istiyorsun, sen gerçekten ne istiyorsun diye bu insanların gerçek isteklerini anlayarak bunlara ara bulucu yapacak birilerinin bazen ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü insanlar boşver kendi kendine barışsın dediğinizde bazen öyle olmayabiliyor, daha kötü yerlere gidiyor. Yani bağımsız üçüncü bir kişi veya kişiler bu problemlerin çözülmesinde daha faydalı olabiliyor. Yani gruptaki problemleri çözümsüz bırakmamak lazım. Uzun vadede yani o kişisel hani garezler gruba etki edecek kararların tohumları olabiliyor. Sırf kişisel garezinden dolayı grubun aleyhine bir karar verebiliyor biri mesela kendi sorumluluk alanında. O da kimsenin isteyeceği bir şey olmaz tabii ki. Burada özellikle size şeyi tavsiye edebilirim. Çok yakın geçmişte müzakereyle ilgili bir sunum yaptım. O da şu anda YouTube'da var. O müzakere teknikleri arasında özellikle bu ara buluculukla ilgili yani bence önemli olan naçizane bazı tüyolar paylaştım. YouTube'dan bulup onu izlerseniz şimdi bugünkü sunuma sığmayacak pek çok ara buluculuk detayını orada bulabilirsiniz. Oraya sizi yönlendirmiş olayım. Sonra bir başka rol var. Bu belki size biraz sıra dışı gelecek ama çok önemli bir rol. Cesaret verici. Şimdi bazen şöyle oluyor. Bu özellikle yine toplantılarda ortaya çıkan bir rol ama her zaman da ortaya çıkabilir. Şimdi her zaman en çok konuşan kişi en doğrusunu biliyor demek değil. Ya da işte bazen yani her grupta insanların, ya farklı insanlar var. Değişik insanların da değişik sosyallik dereceleri var. Hani kimi insan işte introvert, mesela tek başına vakit geçirmeye ihtiyaç duyuyor bazı dönemler. Kimi insan extrovert, insanlarla olduğu zaman şarj oluyor. Ya da kimi insan konuşmayı çok seviyor, sürekli anlatıyor, domine ediyor mesela. Başkalarına hani mesela daha çekingen biri varsa, biraz daha işte utangaç biri varsa, belki 2-3 tane çok konuşan kişinin arasında sesini duyurabileceği bir fırsat belki bulamıyor. Ya da bulsa bile çok çekine çekine söylüyor mesela iyi bir fikri. İşte bu cesaret verici rol, bu tarz hani gruptan uzak kalmış, işte aslında belki iyi bir fikri olup pek dile getirmeyen ya da grup faaliyetlerinde 2-3 adım geride duran kişileri cesaretlendirip, teşvik edip, gruba kazandırıp aynı hizaya getirmekle biraz sorumlu oluyor. Yani böyle bir, ama tabii şu da var. Şimdi orada biraz da tabii psikoloji bilgisi, biraz daha da insan okuma gerekiyor. Şimdi bazı insan da hani gruba kazandıracağım diye fazla üzerine gittiğinizde daha da kaçıyor. O yüzden biraz insanına göre tabii. Yani buradaki teknik değişebilir. Ama maksat herkesi belli bir çizgiye getirip o grubun bir üyesi olarak dahil olmasını sağlamak. Yani birkaç kişi çok konuşuyor diye daha çekingen olanların biraz daha böyle geride kalmaması için çaba gösterip o insanlara cesaret vermek. Ya da mesela şöyle bir şey olabiliyor. Ki ben bunu hani bazı
takım liderliği yaptığım bazı takımlarda görüp yapmak durumunda kaldığım bir şeydi. Yani bazı insanların nasıl diyeyim, hani hepimizin iyi kötü travmaları var. Çocukluğumuzdan gelen, başka yaşlarımızdan gelen. Ama bazı insanlara bu travmalar daha etkili, daha derin izler bırakmış oluyor. Mesela bunu hissettiğiniz bir insanın belki bir başarısına normalde bir aferin diyecekken belki üç aferin demek gerekiyor. Çünkü o ancak o zaman, bak hakikaten demek ki ben bunu başarmışım, o zaman belki inanıyor ancak. Veya mesela başka insan, evet, veya mesela başka bir insana mesela başarısı hakkında bir feedback verirken örnek, o tarz bir insana yaptığı bir başarı hakkında 3 feedback vermek gerekiyor. Çünkü inanmıyor birinci feedback'te. İkincisinden inanmıyor. Üçüncüsünde ha galiba yaptım diyor. Çünkü kendisini hep başarısız olduğunu düşünmüş mesela hayatı boyunca. Tabii şimdi biraz da hani benim uzmanlığım olmayan psikologluk konularına çok girmeyeyim. Ama bence buradaki mesaj alındı. Yani özellikle biraz daha çekingen, biraz daha kırılgan, biraz daha narin insanlara cesaret verecek sorumluluk bize düşüyor. Yani hem tabii ki grubun çıkarı için, bir de tabii etik, yani o insanlara da bir belki iyiliğimiz olmuş oluyor. Biraz daha iyi hissediyorlar kendilerini. Böyle bir güzel feedback aldıklarında o gün biraz daha güzel geçiyor onlar için. Son bakım rolü de benim çalar saat dediğim rol. Şimdi bu cesaret vericiye benziyor ama değil. Şimdi insanların gruptan uzak kalmasının ya da grubun işte genel faaliyetlerinden veya bu mesela toplantıysa toplantının gündeminden uzak kalmasının tek sebebi çekingenlik olmayabiliyor. Bazen de ilgisizlik oluyor. Umurumda değil. Ya da tembel, hani bana pek iş gelmesin istiyor. Tabii olabilir. Hani bu konuda eleştiri de herkesin farklı. Belki boş zamanı yok tabii. Onu eleştirmek gibi olmasın ama yani uzak kalmanın sebebi aylaklık etmekse, çalar saat rolündeki birinin böyle işte arka sıralara kaçıp böyle işte saklanmaya çalışanları yakalayıp onları da yine grubun aynı çizgisine getirmesi gerekiyor biraz. Yani burada tabii herkesin aynı derecede iş alması falan her zaman o kadar adalet mümkün olmuyor ama hani 3 aşağı 5 yukarı diyelim belli bir aralıkta herkesin gruba dahil ve grubun artık kurulma amacı neyse o amaçta kendi yapabileceği bir şeylerin üstlenmesi bekleniyor. Hani aylaklıktan dolayı arkalarda böyle saklananları biraz tutup böyle çalar saat gibi uyandırıp gel bakalım işte bizim gündemimize diyecek birileri gerekiyor. Çünkü o insan yani grupta olmak istemiyorsa aslında realist olup hani onu gruptan azar etmek de bir fikir. Hani bunu illa sert bir şekilde gruptan atmak şart değil. Yani bizim beklentimiz bunlar bunlar. Hani sen bunları yerine getiremeyeceksen herkes yoluna gitsin gibi ki ben bunu belki bazen biliyordur yani ben bir yandan müzikle uğraşıyorum. Hani kendi müzik gruplarında da defalarca gördüm. Yani bir insanın bir gruptan ayrılması her zaman kavgayla olmuyor. Hatta çoğu zaman o kişi mesela vakit ayıramayacak oluyor. Ailevi bir durumundan dolayı grubun diğer kalanının beklentisi kadar vakit ve öncelik verememeye başlıyor. O zaman çalar saat devreye giriyor. Ve diyor ki sen ne yapıyorsun? Devam mı? Tamam mı? Devam mı? Yollar da ayrılabiliyor. Dünyanın da sonu değil yani. Başkası bulunuyor. O da belki uzun vadede başka bir grup buluyor kendini. Şimdi son olarak son grup yani son rol grubu olumsuz rollere geldik şimdi. Bunlar grubu bloke eden, biraz da sabote eden roller. Şimdi bu rolleri yani bu ilk iki grupta, ilk iki rol grubunu birilerinin üstlenmesi gerekiyor demiştim. Şimdi anlatacağım bloke rolleri birinin üstlendiğini gördüğünüz anda o rolü elimine etmeye çalışmanız gerekiyor. Ama tabii tekrar söyleyeyim, demin de söylemiştim. O insanı elimine etmek demek değil bu. O insan grupta hala kalabilir. O insanın üstlendiği rolü elimine etmekten bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi dominant. Hani demin çok konuşan demiştim. O bir örnek. Mesela bir toplantı söz konusuysa, o toplantıda çok konuşan biri, yani mesela bir saatlik toplantının 45 dakikasında bir insan konuşmamalı. Konuşma ihtiyacını başka yerde tatmin edebilir o insan. O toplantı sırasında belki moderatörün ya da başka birinin, bir dakika sen çok anlattın, bunları bir özetle, şimdi X'e Y'ye de biraz söz hakkı vermemiz gerekiyor diye bunu kontrol altına alması gerekiyor. Ya da bazı insanlar çok detaycı oluyor. Detay, 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 detay. Yani daha nasıl diyeyim? Mesela bir araba tasarlanacak. Daha araba benzinli mi olsun, elektrikli mi olsun kararı vermeden koltuk deseni konuşmaya başlıyor. Ya dur koltuğu yaparız. Şu anda motor konuşacağız deyip o fazla konuşup domine etmeyi sevendir. Mesela bazıları bu şekilde detaycılıkla domine ediyor. İşte bazı insanlar böyle ürkütücü bir tavırla, böyle işte yok buralar benden sorulur gibi bir tavırla grubu domine etmeye çalışıyor. İşte onlara o kadar
domino enjektleri alan bırakmamak gerekiyor. O grupta herkesin kendini konuşabilecek kadar rahat, fikir ortaya sürebilecek kadar iyi hissetmesi gerekiyor. Yani bu insanların pozitif duygularını domine eden ve onların ortaya çıkmasına izin vermeyen biri varsa o insanın bu tavrını elimine etmek gerekiyor. Ha, o insan da bu tavır ayrılmaz bir ikiliyse o zaman da bu insanı gruptan elimine edecek miyiz, etmeyecek miyiz, edersek ne kaybederiz gibi bunlara belki biraz bakmak gerekebilir. Bir başka bloke rolü mızıkçı. Şimdi mızıkçı aslında demin biraz bunun tüyosunu vermiştim. Genelde bu insanların kendi kişisel bir garezi olduğu için onu da istemem, bunu da istemem diyor mesela. İşte veya mesela bir karar verilecek. Hani ayan beyan A kararının doğru olduğu belli. Ama o kişisel bir çıkarından dolayı bana ne işte B olsun diyor. Ya da şu çok sık oluyor gruplarda. Mesela 2 hafta önce kendi istediği bir şey olmadığı için sırf işte oradaki egosundan dolayı başka bir şeye muhalefet ediyor. Sırf kendine tekrar kuvvetli hissetmek için. Hayır, ben de bunu kabul etmiyorum diyor. Siz benim A'mı kabul etmemiştiniz. Ben de sizin B'nizi kabul etmiyorum diyor. Şimdi bu tarz mızıkçı roldeki insanları hani biraz daha sosyal tarafı ve işte insan sarraflığı diyelim kuvvetli diğer grup elemanlarının ortadaki problemi çözüp bu rolü elimine etmesi gerekiyor. Tekrar söyleyeyim, benim bu konuda anlatabileceklerim kendi adıma müzakere ile ilgili yaptığım YouTube sunumunda yine var. Bu tarz mızıkçı insanların mızıkçılıkları nasıl hani ortaya çıkarılıp ekarte edilebilir diye oradan görebilirsiniz. Yani oraya çok detayına girersem bugün bayağı anlatmam gerekiyor çünkü o kısmı. Sonra başka bir bloker rolü. Müşkül pesant rolü. Belki bu hani sizin yaşınızda belki çok yeni bir kelime ama benim yaşımda Beğenmiş olmaması lazım. Öyle miydi? yok. Çok yakın ama değil. Müşkül pesant hiçbir şey beğenmeyen demek. Şimdi aslında bu söyleyeceğim şeyi kendi kişisel hayatlarınıza da uyarlayabilirsiniz. Hani mükemmelliyetçilik başta iyi bir hedef gibi gözüküyor. Ama fazla mükemmelliyetçilik hiçbir işin bitmemesini getirir beraberinde. Yok yani tam mükemmel olana kadar mesela bir albümü, mesela bir müzik albümünü çıkaramayacağım derseniz hayatınız boyunca albüm çıkmaz. Ya da tam mükemmel olana kadar ben bu kitabı yayınlayamam dediğinizde o kitap asla yayınlanmaz. Hatta ben mesela çok müşkül pesant olsam bugünkü sunumu asla yapamazdık. Çünkü niye? Tabii ki eksikler olacak. Yani hiç kimsenin anlattığı hiçbir şey tam olmayacaktır. Hiç kimsenin çaldığı müzik, yazdığı kitap, ortaya çıkardığı proje mükemmel olmayacaktır. Yani Henry Ford yıllar önce ilk arabayı yaptı. Araba hala gelişiyor. Tamam, mükemmel olana kadar çıkarmasaydı arabayı hala ata binecektik belki. O yüzden hani biraz böyle realist olup yani grubun o anki şartlarında, o günkü imkanlar çerçevesinde ve o günkü şartlar çerçevesinde yapılabilecek en iyi şeyi yapmaya çalışmak tabii ki güzel bir hedef. Ama bunu bir stres veya grubun akışını bloke edecek bir şeye dönüştürmemek gerekiyor. Ben onu da beğenmiyorum, bunu da beğenmiyorum. O da olmaz, bu da olmaz. Yani müşkül pesant tabii sadece grubun amaçları değil, başka insanlar konusunda da müşkül pesant olabilir. Biri ortaya bir fikir atar, yok onun burası kötü. Başkası ortaya bir şey atar, yok o fikrin bunu beğenmedim. Hani bu biraz daha dominantlığa da kaymaya başlayabiliyor bu insanlar. Yani sürekli olarak hiçbir şeyi beğenmeyen tarzda böyle her şeyi burun kıvıran tarzda bir insanın uzun vadede veya aşırı mükemmelliyetçi davranan bir insanın uzun vadede gruba zararları dokunabilir. Yani bu mükemmelliyetçiliği ortadan kaldırıp yani mesela şöyle bir şey denebilir. Tabii bu konusuna bağlı. Şimdi mesela beyin ameliyatı yapıyorsanız durum farklı ama sizin yakın ve orta vadeli gireceğiniz gruplarda öyle bir şey olmayacak muhtemelen. Hani dolayısıyla daha böyle sosyal amaçlı, daha iş amaçlı hani gruplardan bahsediyorum. Yani %80'lik bir başarıyı hedefleyin. Benim naçizane tavsiyem. Kalan %20'yi ikinci fazda yapın. Yani bir şeyin ilk versiyonu, ilk ortaya çıkan sonuç en mükemmel olacak diye bir şey yok. Yani o günkü imkanlar çerçevesinde yapamayacaklarınızı ikincisini erteleyin. Onun %20'sini üçüncüsünü erteleyin şeklinde. Yani böyle bazı konuları fazlandırarak mükemmel olmadan da ortaya bir şey çıkarmayı sağlayabilirsiniz. Olmadığı kadarı bir sonrakinde yapılır. Böyle böyle yavaş yavaş grubun süreçleri de gelişmiş olur. Böyle naçizane bir önerim olabilir. Son bloker rol de Joker. Şimdi Joker şöyle bir rol. Aslında Joker'in grupla fazla alakası yok. Grubun amaçlarına da inanmıyor. Sadece geyik yapmaya gelmiş. Hani biraz böyle belki sosyalliği sevdiği için ya da belki gruba istemeden dahil oldu. İstemeden dahil olduğu grupta sıkılmamak için
sadece sağa sola sataşıp, geyik yaparak, işte komiklik yaparak zaman geçirmeye çalışıyor. Şimdi tabii ki yani geyik de bir ihtiyaç. Tabii ki yani arada, hatta bazı toplantılar full geyik de geçebilir. Yani o başka bir şey. Ama grubu sürekli geyiğe boğan biri, yani sürekli olarak grubun böyle artık işi ciddiye alıp faydalı bir şekilde, ciddi bir şekilde işini yapmasını engelleyip sürekli olarak konuyu geyik yapmaya çeken biri artık yani biraz sabote etmeye başlıyor. Hani o insanı da belki bir kenara çekip bir konuşmak lazım. Yani sen grupta olmak istiyor musun, istemiyor musun? Ha, istemiyorsan seni azat edebiliriz. Ya da grup için önemli biri ise işte geyik oranını azalt. Belki bu konuda farkındalığı az, belki farkında değil. Yani geyik oranını bir %50 azalt. O boşluklara biraz iş yapmaya başla gibi, belki böyle tabii daha nazik bir dille konuşmaya başlamak gerekiyor. O yüzden hani geyiğin de fazlası zarar. Dolayısıyla bu da bloke edici bir roldü. Şimdi son olarak, yani soru cevaplara geçmeden önce son olarak gruplarda ortaya çıkan bazı dinamiklerden bahsetmek istiyorum. Bu dinamikler normalde demiştim ki bireysel hayatlarımızda değil, gruplar içerisinde ortaya çıkıyor. Şimdi her grubun mesela normları var. Siz bir gruba dahil olduğunuzda bu grupta belli sosyal normlar olacaktır. Bu bir belli bir mesela kıyafet tarzı olabilir. Belli bir konuşmak anlamında belli bir jargon olabilir. İşte o grubun sadece kendi üyelerinin bildiği bazı terimler vardır. Onları bilmeniz beklenir. Yani o grubun normlarına uymak zorunda kalacaksınız. Hani böyle bir şey olmaz hiçbir zaman. Ben buyum. Girdiğim her grupta, katıldığım her toplulukta aynen ben böyle olacağım. Hiçbir şekilde saçımın tenini bile değiştirmem gibi bir tavırla kimse hiçbir grupta yer elde edemez kendine. O grubun normlarına belli bir oranda uymanız beklenecek. Ha, grubun normları sizin kendi öz değerlerinizle çelişiyorsa zaten doğru bir grup değil sizin için. Sonra bir de şey var tabii, bu sosyal normlara insanların ne kadar ayak uyduracağını, o insanlar açısından o grubun ne kadar önemli olduğu belirliyor. Yani sizin sadece işte keyif için girdiğiniz bir grupta hani hepimiz işte mesela beyaz giyeceğiz atıyorum demesi sizin için bir şey ifade etmez belki. İşte ben giymiyorum, ben siyah seviyorum diyorsunuz belki. Ama grup sizin için önemliyse, mesela para kazandığınız bir şirkettir burası. Ya da kariyeriniz açısından çok önemli olacak bir işte öğrenci kulübüdür. Ya da başka bir şeydir. Yani grup sizin için ne kadar önemliyse normlarına o kadar uyuyorsunuz. Bu niye önemli bir bilgi? Siz grubu kuran kişiyseniz, gruba katılan insanlara sözünüzü veya o insanlara bu normlar konusundaki beklentilerinizi ancak o insanlar için grup ne kadar önemliyse o kadar empoze edebilirsiniz. Tabii empoze böyle olumsuz bir şey gibi algılanmasın. Bu normlar bazen de insanların da çıkarına oluyor. Ama yani gruba önem vermeyen birine söz geçiremezsiniz. Grup, yani gruptan elde edeceğiz sonuç, gruba gelen biri için ne kadar önemliyse o kadar ancak sizin sözünüzü dinleyecektir. Bu böyle ufak bir farkındalık notu olarak bir kenarda dursun. Ondan sonra şöyle bir şey olabiliyor bazen. Bu özellikle bir gardiyan deneyi vardır. Hani bunu bugün vaktimiz az olduğu için tam anlatamayacağım. Merak edenler baksın. Bazen gruplarda insanlar bu grup rolleriyle fazla sahiplenip insani değerlerin önüne geçirmeye başlıyor. Böyle bir tehlike var. Yani o şeytan avukatı, şeytan avukatını yapacağım derken gerginlik ve kavga çıkıyor mesela bir anda. Halbuki dur bakalım, sen de insansın, karşında da insan var. Sen bu rolü geçici bir süre üstlendin diye karşındakine karşı bir üstünlüğü olmadı aslında. Bunu unutmamak lazım hiçbir zaman. Veya elindeki rolü fazlaca önemseyen, fazla sahiplenen biri olduğunda onu tekrar bir hizalamak gerekiyor. Hiza derken hani bak, önce insanız, sonra bu rol var, sonra grubuz şeklinde, hani insani değerlerin, işte bir insana insan gibi davranmanın hani her zaman daha önemli olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bu gardiyan deneyini bir cümleyle özetleyeyim. Bu bir profesörün yaptığı bir deney bir üniversitede. Yani gönüllü öğrencilerin bir kısmını gardiyan, bir kısmını mahkum olarak suni bir hapishaneye koyuyor. Tabii öğrenciler gönüllü, yani bir oyun olduğunu biliyorlar bunu. Oyun olduğunu bilmelerine rağmen deneyi yarıda kesmek zorunda kalıyor profesör. Çünkü mahkumlar gerçekten gerçek mahkumlar gibi olaylar çıkarmaya başlıyorlar. Gardiyanlar da gerçek gardiyanlar gibi şiddete falan başvurmaya başlıyorlar. Ve hemen profesör durduruyor deneyi. Ve hani insanların rolleri ne kadar sahiplendiğini ölçmek isterken deneyi yarıda kesmek zorunda bırakarak bunu zaten görmüş oluyor cevabını. O gardiyan deneyini merak ederseniz araştırın. Dolayısıyla da hani bu rollere fazla kaptırmamak lazım kendimizi. Fazla kaptıran biri varsa da farkındalık
olduğunu, yani farkında olmasını sağlamamız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi gruplarda bir de bazı tehlikeler var. Bu özel, bu yine öğrenci kulübünden tutun da mesela takım taraftarlarına kadar ya da siyasi işte belli bir siyasi görüşe sahip insanlara kadar her yerde olabilecek bazı tehlikeler bunlar. Bu da biz ve onlar ayrımı diye özetleyeyim size. Mesela sizin ait olduğunuz grup çok basit bir şey bile olsa kendi grubunuzdaki insanlara öncelik vermeye daha meyilli oluyorsunuz. Yani onları kayırmaya daha meyilli oluyorsunuz. En basitinden işte mesela bir iş görüşmesi yapılıyor. Siz 10 kişiyle görüşüyorsunuz. Mesela ben hani çok futbolu aram yok ama çok fanatik birini düşünün. Mesela kendi takımını tutan insanlara ister istemez biraz kayırabiliyor mesela. Aa tamam işte o da diyor mesela benim takımı tutuyormuş. İşte ben bunu işe almayı tercih edeyim veya o insanı ister istemez daha olumlu bakmaya başlıyor. Yani bakın ki yani takım tutmak aslında ne kadar çıkarsız bir grup değil mi? Yani sonuçta karşınızdaki sizin aynı takımı tutsa da size bir artı sayısı yok, tutmasa da bir artı sayısı yok. Sadece muhabbet olur. Tamam hani beraber işte maçı izlerim diye muhabbet edersiniz de o kadar. Ama bu kadar aslında çıkarsız bir grup bile iş görüşmelerinde etki edecek kadar önemli olabiliyor bazı durumlarda. Dolayısıyla bu aslında biraz kendimizde gözlemlememiz gereken bir şey. Bir insan hani bizim kendimize ait gördüğümüz bir gruba ait diye böyle kayırmaya, etiği bir kenara bırakmaya meyilli olabiliriz. Bu konuda biraz farkındalıklı davranmamız gerekiyor. Sonra şey var, hakemi taraflı zannetmek var. Hani insan bir gruba ait diye, hani mesela bir A grubu var, bir B grubu var mesela. Bunlar nötr iki grup. Yani mesela yine aynı örnek olsun, iki tane futbol takımı, A ve B takımı. Şimdi A takımındakiler hakem bir karar verdiğinde, bak hakem onlardan yana karar verdi diyor. Halbuki hakem belki nötr. Yani kendi grubumuzda olmayan nötr insanları hani bizim aleyhimize karar verdi diye karşı taraftan zannetmeye meyilli olabiliyoruz. Bu da o insanı yanlış bir şekilde etiketlemeye, yargılamaya kadar gidiyor. O yüzden bu konulara biraz farkındalıklı davranmamız lazım. Yani bizim grubumuzda olmayan herkes bize karşı değil. Nötr, iyi niyetli, objektif olmaya çalışan insanlar var ve bizim grubumuzdan değiller diye aslında başka taraftan değiller yani öyle söylemek lazım. Sonra dev aynası problemi var. Mesela şöyle oluyor. Grup kendi iyilerini olduğundan daha büyük, kendi kötülerini olduğundan daha küçük görüyor. Rakibinin iyilerini olduğundan daha küçük, kötülerini olduğundan daha büyük görüyor. Böyle bir şey olduğu zaman da herhangi bir değerlendirme, bir karşılaştırma, bir benchmark yapmak gerektiğinde veya durum değerlendirmesi yapmak gerektiğinde o biz iyiyiz, iyiyiz, işte hallederiz abi falan şeklinde böyle gerçek bilgiye dayanmayan böyle bir yanılgı hani görmek istediği gibi gördüğü için insanlar grubu olduğundan daha iyi zannetmek gibi risk ortaya çıkıyor. Ve hani grubun belki çok kolay kapanabilecek bazı büyük açıkları gözden belki hani kaçabiliyor. İşte burada da hani daha önce anlattığım sorgulayıcı, araştırmacı rol devreye giriyor. O abi iyiyiz dediğinde bir dakika niye iyiyiz? İşte biz daha kalabalığız. İyi de kalabalık değil ki diyor mesela. Bu bir bilgi yarışması. Kalabalık değil, iyi bilen kazanacak bu yarışmayı diyor. O zaman belki hangi konularımız eksik, onları çalışmaya dönmemiz lazım diyor. Mesela tabii bu benim şu an uydurduğum bir örnek oldu ama hani kendimizi böyle dev aynasında görüyorsak ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Sonra aynı gruptaki insanları birbirleriyle olduğundan çok daha benzer zannetme yanılgısı oluyor. Yani bir insan sırf sizin grubunuzda diye sizin her şakanızı kaldıramayabilir. Sizin her söylediğinizi anlamayabilir. Siz her ona erişmek istediğinizde müsait olmayabilir. Yani grup sizin grubunuz diye. Ha veya şu olabilir mesela bir grupta çok işte extrovert biri var. Aynı grupta olduğu için introvert tipteki insanları sürekli arayıp sürekli buluşmaya çalışıyor. İyi de sen aynı gruptasın diye o seninle aynı psikolojik durumda olmayabilir. Belki daha az, yani daha az sosyal bir insan karşındaki. Dolayısıyla gruptaki arkadaşlarımız da aynı gruptayız diye kendimize fazla benziyor diye varsaymamak gerekiyor. Bu sık yapılan bir hata. Ve benzer şekilde bizim grubumuzdan olmayan insanları da onların hepsi aynı diye hani onlara olduğundan daha benzer görmeye başlama gibi bir risk var. Yani bizim grubumuzdakiler böyle. Ama bizim dışımızdakilerin hiçbiri böyle değil gibi. Bu özellikle şöyle gruplarda oluyor. Elitist azınlık denen bir grup türü var. Örneğin çok az insanın dinlediği bir müzik tarzı bunlar dinliyorlar. Ya da çok az insanın bildiği bir oyun konusunda bir grup oluyor mesela. Oyun işte mesela bir tahtada oynanan bir oyun olabilir. İşte haftada birleşip bu oyunu oynuyor mesela. Belki bir satranç kulübü olabilir veya başka bir zeka oyunu.
Şimdi tamam, hani satranç oynamayan herkes işte şöyledir. Ya da bunlar mesela bir yazılım, mesela kod yazan bir grup olabilir. İşte program yazamayan hiç kimse bilgisayardan pek anlamaz gibi böyle bir algı oluşabiliyor mesela. Hani bütün işte program yazamayanları işte küçük görmek. Ya boş ver, o da işte A'yı B'yi bilmiyor filan demek. Halbuki ne alakası var? Yani sen hani kod yazıyorsun, o da başka bir konu daha iyi aslında. Dolayısıyla hani grup dışındaki insanların fazlaca aynı görmek ve bilhassa küçümseyerek görmek çok büyük bir yanlış. İşte burada yine insanları bir hizalayıp önce insanlık, grup dışı olsa da o da insan. Ondan sonra bu tarz rollerin geldiğini her zaman hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor. Bir de hani grup olarak bir karar vermeye kalktığımızda ortaya çıkan bazı riskler var. Bu tek başımıza karar verirken böyle riskler pek ortaya çıkmıyor ama grup olarak karar verirken ortaya çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi kutuplaşma. Hani insanların birbirini gaza getirip tek başınayken yapmayacağı büyük şeyler yapması. Özellikle bu futbol olayları bazen işte olaylarında görüyoruz. Veya toplumsal olaylarda. Yani tek başına orada olsa hiçbir şey yapmayacak biri toplumsal bir olay var diye girip mesela camları kırıyor, bir şey yapıyor. Dolayısıyla bu tarz ekstrem yerlere gitmesini grubun, işte moderatörlerin belki biraz önlenmesi gerekiyor. Tabii belki toplumsal bir olayda veya bir futbol 30 bin için toplandığı bir stadyumda bir moderatörün çıkıp herkese sesini duyurması zor tabii belki ama daha küçük böyle sizin hani daha sosyal hayatınızda, iş hayatınızda bir araya geleceğiniz gruplarda hani bu tarz kutuplaşmaların veya işte ekstrem kararların verilmesini biraz dizginlemek gerekiyor. Araştırmacıların mesela araştırma rolünün önemi yine burada ortaya çıkıyor. Tamam biz bu kararı veriyoruz ama şeytanın avukatı da ortaya çıkabilir. Hani bu kararın acaba aksi mi doğru diye. Aksi görüşleri savunacak birinin çıkması gerekiyor. Ha, aksi görüşlere karşı dayanabiliyorsa o fikir iyi bir fikirdir. Öyle söyleyeyim yani. Ondan sonra bir risk konusunda büyük bir sıkıntı var gruplarda. Onu altını çizmek istiyorum. Mesela diyelim ki şirket bir yatırım kararı verecek. İşte 15 milyon dolarlık bir işte mesela yatırım kararı verilmek üzere mesela şirkette. Çok büyük bir para yani. Şimdi biri belki size gelip birey olarak ya benim işte 15 milyon dolarım var. İşte bunu ne yapayım bu parayı diye sorsa. Ya bütün sorumluluk bende kalır şimdi diye. Çok güvenli bir cevap verirsiniz. Ya işte ev al kiraya verirsin dersiniz mesela belki. Ama hani 10 kişi 15 kişi bir arada bir karar vereceği zaman kişi başı düşen risk azaldığı duygusuyla bu insanlar çok çok riskli bir karara çok kolay verebiliyor. Diyor ki işte git mesela bilmem ne tahviline yatır bütün parayı diyor. Evet karlı bir karar olabilir ama belki de çok mesela çok riskli bir karar aslında. Ama o para eğer batarsa 15 kişinin birden ortak verdiği bir karar olduğu için kişi başı düşen risk azalmış gibi oluyor. Halbuki aynı risk aslında. Yani o paranın bakış açısından 15 milyon dolar için aynı riski almış olduğunuz aslında yani. O yüzden de burada yani grup kararlarında ben bu riski birey olarak bu tavsiyeyi veriyor olsam veya birey olarak karar veriyor olsam bu riski alabilir miydim diye kendimize bir sormamızda fayda var. İşte burada da iş yine benim üstlenmeyi sevdiğim şeytanın avukatına düşüyor biraz. Yani bak biz bu şeyi alıyoruz ama bu riski. Acaba aksi görüş daha mı iyiydi diye. Bu tarz bir takım sorgulamalarla riskleri azaltmak gerekiyor. Son söyleyeceğim şey de, bundan çok kısa bahsetmiştim. Aylaklık riski oluyor gruplarda. Yani burada da şu anlama geliyor. Mesela diyelim ki yine sizin hani şu anki dünyanızdan bir örnek vereyim. Hani mesela hoca herkese ayrı ayrı ödev verse, hani herkes tek başına birer ödev hazırlamak zorunda veya bir tane proje yapmak zorunda olsa, belki orada işte 10 birimlik efor harcayacaksınız. Yani mesela. Ama bu ödevi kalabalık bir grup yapıyorsa insanlar şuna meyilli oluyor. Ya zaten kalabalığız, benimki arada kaynar diye kendine düşen kısım için 10 birim harcamak yerine 5-6 birim harcıyor mesela efor. Ne oldu? Herkes 5 birim harcadı. Yüzlük bir ödev değil, 50'lik bir ödev çıkıyor ortaya. Kalabalık gruplarda böyle bir risk oluyor yine. Yani insanlar aylaklık etmeye, zaten bana daha az pay düşüyor diye daha azını yapmaya meyilli oluyor. Aslında bütün bu karar hatalarındaki ortak şey, yani belki ortak bir çıkarım yapmak gerekirse, hani kalabalık içindeyim nasıl olsa diye insanların ayrı ayrı yani daha az bir pay düşüyor bana şeklinde normaldeki kalitesini düşünmemesi gerekiyor aslında. İşte bunun düştüğü noktalarda da o işte aylaklık eden kişiyi uyandırmak gibi artık işte moderatör mü olur filan birilerinin yani bu rolü üstlenip arkadaşlar bak yani sen tek başına olsan da böyle mi yapacaktın sorusunu uygun bir dille sorup tabii ki bu kadar sert değil.
grubun kalitesini, verimliliğini biraz daha hizalaması gerekiyor. Bu da ahlaklık konusunda söyleyebileceğim şey. Evet, benim hazırladığım içeriğin sonuna geldik. Şimdi sanırım, umarım faydalı olmuştur şimdiye kadar. Ben bayağı hani çok fazla okuyamadım. Bayağı bir yazı ve kalp geçti. Onları gördüm sadece. Bunların yazılanların olumlu olduğunu umuyorum. Eğer bu tarz büyük şirketlerdeki büyük takımlarda genelde ismine team building event denen, yani böyle takım kurma etkinliği denen büyük etkinlikler yapılıyor. Yani böylece insanların bir arada olması, tanışması ve bazı işte anılar biriktirip, bazı mesela işte fikir değiş tokuşları yapıp kaynaşması sağlanıyor. Hani bu kadar büyük kulüplerde ara sıra bu tarz etkinlikler yapmak bir fikir olabilir. Veya eğer birden fazla grup varsa da, birden fazla kulüp varsa da bir arada kaynaşması gereken kulüpler arası etkinlikler yapılabilir. Herkes gelemese bile, hani en azından gelebilen insanlar kadarı bu şekilde kaynaşabilir. Ayrıca da şöyle diyeyim, hani mesela bu gruplar varsa veya işte özellikle mesela işte büyük grubun içinde, mesela grup içinde gruplaşma şeklinde, hani başka başka küçük gruplar varsa da bu gruplar arasında karma işbirliklerinin gerekeceği başka alt görevler verilebilir. Yani diyelim ki büyük grubun içinde siz ABC'yi gözlemliyorsunuz. B ile C'nin bir arada iş yapmasını gerektirecek ortaya bir görev çıkardığınızda onların ister istemez kaynaşmasını belli bir oranda sağlayacaksınız. Tabii burada şey değil, hani suni bir şeyle grupları dağıtmaktan bahsetmiyorum. Çünkü alt grupların bir araya gelmesinin bir sebebi olabilir. Yani ortak bir hobiden dolayı bile o insanlar belki daha yakın birbirine veya ortak bir görevleri var. Yani maksat bu insanların farklı kombinasyonlarla bir araya gelmesini sağlayacak bahaneler yaratmak. Yani ben buna bir örnek vereyim. Mesela kendi geçmişimden bir örnek vereyim. Bir tane 2012 yılındaydı. Çok büyük, şimdi isim vermeyeceğim de, çok büyük bir şirketin yazılım projesinin başındaydım ben teknik tarafta. Ve çok geniş bir yazılım ekibi kurduk. Ama şimdi yazılım ekibindeki herkes birbirini başka bir yerden tanıyor. Tecrübeli herkes çünkü. İşte kimi başka projede çalışmış. Bazıları işte mesela beni tanıyor, bazıları tanımıyor. Ve orada hani baktım ki bu grubun kaynaşması çok hani uzun süreye yayılacak. Şey yapmıştım, çok basit. Bir Cem Yılmaz gösterisine bilet aldım herkese. Ve oradaki bütün takım olarak o gösteriye gittik ve o gösterinin öncesi, gösteri sırasında, gösteriden sonraki muhabbetler falan derken hani böyle ortak bir anı olduğu için artık ve ortak ve pozitif bir anı olduğu için o grup çok güzel bir şekilde kaynaştı ve o grup hala artık görüşür. Yani hala hatta o grubun WhatsApp grubu falan var. Hani işte ara sıra haberleşiyoruz. Herkes başka projelere, kimi başka ülkelere dağıldı. Ama o projedeki anılar da hala sabit. O yüzden de insanların böyle ortak anılarını oluşturmasına yardımcı olacak etkinlikler, işte sosyal faaliyetler ya da grupları karıştırıp bir arada çalışmasını gerektirecek şeyler faydalı olur. Ama tabii benim naçizane tavsiyem şu, burada biraz kreatif olmak gerekiyor. Mesela Cem Yılmaz gösterisi böyle şey için iyiydi mesela. Benim hani o bulunduğum takım için iyi bir alternatifti. Hani bazen şunu görüyorum ama bazı yöneticiler sırf yapmış olmak için mesela yemek organize ediyor. Yine ne oldu? 15 kişi yemek masasına oturuyor. Biri bir ucunda, biri bir ucunda. Kimse görmüyor birbirini. İşte sadece insan sağındaki, solundaki ve karşısındakiyle sohbet ediyor. Gece bittiği zaman da herkes evine gidiyor. Yani orada kaynaşma olmuyor mesela böyle bir yemek yaptığınızda. Orada insanların yani ortak bir anı yaratacakları veya bir işbirliği yapacakları biraz daha böyle interaktif ve sonradan hakkında konuşabilecekleri biraz daha interaktif bir şeyler bulmak gerekiyor. Bu şekilde yani team building event deniyor bunlar. Yani takım kurma etkinlikleriyle veya takım kurma işte oyunlarıyla yapılabilir. Hatta bu konuda mesela bazı şirketler şirket etkinliği ya da şirket eğitimi adı altında bu tarz faaliyetler de yapıyorlar. Yani mesela şirketin bazı takımları karma olarak bir eğitime gönderiliyor. İşte sunum teknikleri eğitimi olabilir, başka bir şey olabilir. Mesela cumartesi pazar boyunca bir kampa gidiyorlar bazen. 3 gün yani cumadan pazara. Ya burada tabii ki takımın eğitim alması da önemli. Belki oradaki aldığı eğitimden tabii ki faydalanıyor. Ama orada aldığı teknik eğitim kadar bu insanların o 3 günlük kampta kaynaşması da söz konusu oluyor. Çünkü hep şirkette gördüğü insanı sabah kahvaltıda görüyor. İşte mesela normal halini görüyor insan. Mesela atıyorum her zaman takım elbiseyle gördüğü birini eşofmanla görüyor. İşte orada kahve arası sohbetlerinde normalde hiç tanıyamayacağınız bir şey o insan hakkında öğreniyorsunuz. Böylece insanların oradaki ortak 3 gün sebebiyle hiç normalde zor olacak bir şekilde kaynaşması sağlanıyor. Hani bunlar belki size ilham vermiştir. Bu şekilde ortak anılar ve ortak etkinlikler, ortak bir amaç verdiğiniz zaman insanlara
Bazen de ortak bir düşman olması da insanları yakınlaştırıyor. Yani bu şekilde ortaklıklar takımlar arasındaki kaynaşmayı kuvvetlendirecektir. Benim naçizane görüşüm bu. Bir de son olarak da yani sonuçta teknoloji çağındayız. Mesela bu kadar büyük gruplar varsa ve sürekli bir araya gelmeleri çok gerçekçi olmayacaktır. Bu grupların sürekli haberleşip birbiriyle etkileşim halinde bulunacakları ortak tek bir platform seçmek iyi bir fikir olabilir. Örneğin işte Microsoft Teams var, Slack var, işte Facebook grupları var. Yani şu anda sayısız kullanabileceğiniz teknolojik imkan var. Hani her bir alt grubun kendi WhatsApp grubu varsa, hani onların kendisi arasındaki haberleşme daha sınırlı olabilir. Yani kendi grubunu kursun ama bütün o ortak üst çatının da kendine ait bir platformunda olmasında fayda var. Bu da naçizane bir teknoloji önerisi. Söyleyeceklerim bunlar bu konuda. Aklıma bunlar geliyor. Aslında bu söylediğiniz biz kendi ilişkilerimize de aynı etkiyi görebiliyoruz. Yani biriyle anı paylaştıkça o kişiye daha çok yakınlaşıyoruz, bağlanıyoruz. O zaman ben ikinci soruma devam etmek istiyorum. Grupta adil olmayan bir iş dağılımı olduğunda buna karşı neler yapmalıyız? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Adalet beklentisinin konusu, adalet beklentisinde bir kere bayağı bir düşünmenizi ben tavsiye ediyorum öncelikle. Çünkü bir kere adalet çok subjektif bir şey. Bir kişiye adil gelen bir şey öbürüne gelmeyebilir. Hani bu tabii biraz da işin felsefesine gidiyor ama felsefi olarak mutlak adaletin mümkün olduğunu bile kabul etsek, o mutlak yani hayatın gerçekleri çok kaotik. Hani bu kadar kaotik bir ortamda, bir hayat ve bir dünya içerisinde hani mutlak adalet diye bir şey var bile desek ve insanların subjektif adalet algısını bir kenara bile koysak, her koşulda, her durumda sürekli olarak herkese adil olanın bilmesi çok ütopik bir beklenti. Yani böyle bir şey olmayacak. Bir kere yani grup üyesi olarak hani her zaman iş dağılımının adil olmayacağını kabul etmek gerekiyor. Böyle bir şey yok. Ama belki şu önemli bir şey olduğunu söyleyeyim ki ben bunu yine hani kendi yönetim takımlarda faydasını çok gördüm ve tüyo paylaşacağım sizinle. Şimdi nasıl diyeyim? Hani insanlar iyi niyetli olmasına rağmen adil olmayı başaramaması bir şey. Bir de kötü niyetle birilerinin üzerine çok iş yiymek başka bir şey. Bunların arasında fark var. Genelde benim bulunduğum veya işte yönettiğim takımlarda edindiğim tecrübe, gözlemlediğim şey şu oluyor. Siz mesela diyelim ki moderatör olarak ya da takım lideri olarak ya da organizatör olarak elinizden geleni yapıyorsanız ve sizin takımınızdaki kişiler adaleti sağlamak için elinizden geleni yaptığınızı görüyorsa o zaman ortaya çıkan adaletsizliklere karşı çok daha toleranslı ve daha sabırlı oluyorlar. Çünkü görüyor. Yani yapılabilecek her şeyi yaptım zaten. Ki ben mesela bunu kendi adıma iletişimini de kuruyorum. Yani diyorum ki bak ben elimden geleni yaptım ama işte mesela bir iş dağılımı yapacağız diyelim ki. Başka birine öyle bir iş geldi ki 3 hafta sonu boyunca çalışması gerekti belki. Hani şimdi bu adil bir şey değil. Ama diyorum ki bak biliyorum yani sana böyle bir yük geldi farkındayım. Ama hani bu konunun uzmanı sen olduğun için, şu anda bu konuyu yapabilecek başka kimse olmadığı için elimden bir şey gelmiyor. Diye ben bir kere bunun hani iletişimini doğru bir şekilde kurup bunu kötü niyetten veya boş vermişlikten değil yapılamayacak olmasından ötürü bu adaletin ortaya çıktığını iletişimini doğru kurduğumda karşındaki bakıyor ki kötü niyet yok, bir şey yok. Onu daha kolay kabulleniyor. Ve her zaman şöyle bir yaklaşım mümkün. Bak sana böyle bir adaletsizlik oldu ama sen buna karşılık haftaya 3 gün eksik gel mesela. Hani belki 2 hafta sonra çalışacaksın ama ondan sonra hafta içi 3 gün dinlen mesela gibi bunun her zaman bir telafisi yapılabilir. Dolayısıyla hani adil olmayan iş dağılımında bir kere kötü niyet var mı yok mu önce bir onun ortaya çıkması lazım. Yani birileri aylaklık yapacak diye fazla sesi çıkmayan başka birilerine böyle bütün yükü yığıyorsa o olmaz. Hani orada artık işte moderatörün ya da şeytanın avukatının birinin hani bunu yakalayıp bak bu doğru değil diye hani bu işi veya belki de işte araştırmacı daha doğrusu bunu belki yapacak kişi. Tamam biz bu işi verdik ama niye verdik? Hani neden işte o ödevin 100 sayfasını ona verdik de 10 sayfasını buna verdik? Yani bunun ortaya çıkması gerekiyor. Eğer adalet sağlama yani adalet sağlanabilecek olmasına rağmen kötü niyetten dolayı bu yapılıyorsa bunun tabii ki değişmesi lazım. Yani orada net bir şekilde şeffaflıkla bunu konuşmak gerekiyor. Ha, adalet sağlanamıyorsa o zaman adaletsizliğe uğrayan kişiye
Hani bak, ben bu durumun farkındayım. Sana şu anda adil olmayan bir durum yansıdı. Ben de üzgünüm ama şu anda başka alternatif yok. O yüzden sana bu yansıdı diye bunu açık bir şekilde ifade edip, ama buna karşılık bunu telafi etmek için seninle şöyle bir şey yapalım. Hani bu şeyin sonunda atıyorum işte belki orada büyük bir konuşma yapılacak. Hani en çok sen çalışacağın için hani bu ödemin sunumunu da sen yap. Hani seni alkışlasınlar diye belki atıyorum şu anda. Yani o adaletsizliği telafi edecek bir alternatifle gitmek bir konu olabilir. Ama grup üyesi olarak tekrar söyleyeyim. Siz tabii ki kendi hakkınızı koruyun. Ama her zaman mutlak adalet beklemeyin. Çünkü bir, adalet size göre. Yani çok subjektif bir şey. İkincisi, objektif bile olsa, öyle bile varsaysak, her zaman olmayacak yani. Bunu iş hayatınızda bilhassa kabul ederek başlamanız sizi çok rahatlatır. Hani adil olup olmamasıyla kötü niyetli olup olmamasını ayırmaya biraz çalışmak lazım. Ben onu öneriyorum yani. Anladım. Teşekkür ederiz. Konumun sahip durumumuzu size sormak istiyorum. Tabii. Aslında bu sorulan soru şu anda bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü şu an hepimiz öğrenciyiz ve biz bir süre sonra iş hayatına atılacağız. Sorun da bununla alakalı zaten. Sorum şu. Kurumsal bir şirkette işe girdiğimiz zaman o büyük gruba nasıl en hızlı bir şekilde adapte olabiliriz? Bunun cevabı aslında çok kısa ama çok zor. Kendiniz olarak diyeceğim. Şimdi bu çok da bir havada kalacak. Çok böyle hani şey gibi olmasın. Instagram'daki o sahte felsefe hesapları gibi. Aa işte kendin ol, her şey yoluna girer falan gibi bir şey değil bu. Aslında çok daha teknik bir şey söylüyorum. Demek istediğim şey şu. Şimdi bakın, hepimizin artıları var, eksileri var. Hepimizin iyi bildiği şeyler var, eksik bildiği şeyler var. Hepimizin doğal yetenekli olup çok başarılı olacağı noktalar var. Hepimizin doğal yeteneksiz olup çok başarısız olacağı noktalar var. Ve bu herkes de böyle. Genelde benim hani gördüğüm iş hayatına yeni atılıp hani kurum içerisinde hızlı adapte olan veya kurum içerisinde hani hızlı bir şekilde kendine bir yer bulabilenle pek hızlı bir şekilde yer bulamayan insanları karşılaştırdığım zaman, bu tabii ki benim bakış açım. Yani bu söylediğimi her zaman yanlış olma ihtimaliyle beraber alın. Çünkü kendi şu anda görüşümü söylüyorum. Arada gördüğüm fark şu oluyor. Hani fazla kaynaşamayanlar ya çok ketum, yani kimseyle konuşmuyor. Böyle geçip bir kenarda oturuyor sadece. Biri ona bir şey sormadığı sürece konuşmuyor. İşte bakıyorum öğle yemeğinde mesela bir yere gidildiyse, tabii şu an pandemide yemek falan yok ama hani mesela öğle yemeğinde bir yere gidiliyorsa bir kenarda tek başına oturuyor. İşte biri yanına geldiyse hani belki konuşuyor. Yani böyle bir kendini izole etme durumu görüyorum mesela. Bunu yapmamak gerekiyor. Tabii ki yani siz işe ilk başladığınız gün sanki o şirketin sahibiymişsiniz veya 15 yıl çalışanıymışsınız gibi kimse sizi böyle davul zurnayla, konfetiyle karşılamayacak. Ama insanlara gidip bir merhaba demekten, bir gülümsemekten, işte aynı anda kahve molasında kahve alırken denk geldiyseniz, aa işte ben yeni başlamışsın, hangi departmandasınız falan diye sorup, ya böyle küçük küçük sohbetler birikip böyle bir samimiyete doğru gitmeye başlayacaktır. Yani küçük sohbetler etmekten. Ya da ortak bir ilgi alanı yakaladığınızda, mesela belki siz bir enstrüman çalıyorsunuz, başka biri daha bir enstrümandan bahsetti. Aa öyle miymiş mesela, ben de gitar çalıyorum, işte hani mesela sen nerede çalıyorsun gibi. Yani böyle zararsız küçük sosyalleşmeler sizin uzun vadede insanların sizi daha iyi tanımasına ve iş odaklı konularda da size daha sıcak bakmasına yol açacaktır. Dolayısıyla hani birinci nokta ketum olmamak, öyle söyleyeyim. Böyle biraz küçük sohbetler bile olsa, sadece günaydın demek bile olabilir. Biraz konuşmak. İkincisi de şu, yine gördüğüm ve çok itici gelen insanlara bir şey. Hani kendini tamamen saklamak kadar kötü bir şey belki bu da. Fazla havalı olmaya çalışmak. Şimdi ne demek istiyorum? Böyle iş hayatına başladığında böyle kendi bütün kişiliğini, bütün özelliklerini bastırıp böyle bir yerlerde öğrendiği, belki filmlerde gördü, belki bir abisinden, ablasından belki gördü. Böyle bazı tavırları, böyle aşırı profesyonel, işte aşırı her şey bilmem ne, hani ne bileyim, kendi yaşından 10 yaş daha büyük insanlara ancak hani gidecek kıyafetlerle gelmek. Böyle çok büyük, aşırı profesyonel bir tavırla işte öyle olur, böyle olmaz gibi çok böyle fazla profesyonel, fazla kasıntı gözükmeye çalışmak. Özellikle ben belki 15 sene önce farklıydı ama bugünün iş ortamında tamamen ters tepecek bir şey. Çünkü bugünün şartlarında, bu tabii ki benim gözlemim, benim kendi bulunduğum sektörlerdeki gözlemim, samimiyet ve açıklık, şeffaflık
o insanı 10 adım öne götürüyor. Yani neyse o. Sonuçta herkes zaten senin gibi. Yani herkesin senin gibi artıları ve eksileri var. O şirketteki hani en hayran olduğun kişinin bile sana göre tek artısı 10 sene fazla o işi yaptı. O kadar. İnsani özellikleri açısından. Ha belki bir de tabii yaşı büyükse yaşın getirdiği bir olgunluk olabilir. Ama insani anlamda, insan olma anlamında o temel değer, sırf insan olduğu için değerli olmak. Tabii ki artıların eksilerinin var ama herkesin artısı eksisi var. Yani bu konuda açık ve şeffaf olup hani kendi artısını eksisini kabul etmiş bir şekilde, kendiyle daha bir barışık halde ve kendini açmaktan çekinmeyecek bir halde orada bulunan kişiler böyle bazı kasıntı rollere girmeye çalışan kişilerden çok daha hızlı bir şekilde oraya uyum sağlıyor. Çünkü şu da var, ne kadar kendiniz olarak davranırsanız mesela bu girdiğiniz şirkette etrafınızdaki arkadaş grubunuzda size uygun kişiler olacaktır. Yani çünkü ben mesela kendimi farklı lanse edersem benim farklı lanse ettiğim poza uygun kişiler bana gelecek. İstemiyorum ki ben onu. Zaten onlara bakacak ki işin özü farklı, kaçacaklar zaten ondan sonra. O da uzun vadede yalnızlığa insanı götürür. Ama ne kadar kendim olursam, ne kadar kendimi açığa vurursam o kadar hani bana uygun kişileri kendime çekme şansım olur. Bir de şunu söyleyeyim. Bu arada ablam psikolog. O yüzden hani sırtımı ona verip bunu çok rahat söyleyeceğim şimdi söyleyeceğim şeyi. Kendi uzmanlığım olmayan bir şey söyleyeceğim çünkü. Kendisi hani galiba geçen seneydi. Şirketlerde kırılganlıkla ilgili bir sunum yaptı. Bir konuşma yapmıştı. Orada aklımda kalan bir satır başı. Kırılganlık demek zayıflık demek değildir. Bakın bu çok önemli. Ve yine uzun bir konuyu bir cümleye özetlemek doğru olmayacak ama zamandan dolayı bunu yapmak durumundayım. Hani özellikle iki insanın yaklaşması, kaynaşması ve hani onu biraz işte yabancı veya dış çemberdeki bir insan olarak görmekten iç çemberdeki samimi olduğu birine dönüştürmesi insanların birbiriyle kırılganlıklarını paylaşmalarıyla oluyor. Yani evet ben de kırılganım, ben de alınabilirim. Bir laf beni de üzebilir. Ya da ben de geçmişimde böyle bir şey yaşadığım için hani o konu bana normalde bir insanın geleceğinden daha zor geliyor olabilir. Yani bunu açık bir şekilde ifade edip kırılganlığını paylaşmak zayıflık değildir. Hepimiz çünkü kırılganız. Hepimizin farklı noktalarda kırılganlıkları var. Yani bu tarz artılarımızı, eksilerimizi, kırılganlıklarımızı saklamaya, böyle paspasın altına süpürüp işte büyüklerimizden öğrenip taklit etmeye çalıştığımız profesyonel pozların altına saklamaya çalışmayacağız. Tabii ki her şeyin bir ölçüsü var. Şimdi sonuçta iş ortamı da böyle şey, o artık sağduyuyla olacak bir şey. İş ortamına uygun bir ölçüde bu kırılganlıklarımızı, kendimiz olmayı, kendimiz gibi davranmayı ve biraz da işte ufak tefek sohbetlere önem vererek insanlarla iletişim kurarak ilerlemeyi sağladığımız zaman orada zaten çok kısa bir sürede kendimize bir yer buluruz. Söyleyebileceklerim bunlar. Biraz uzun bir cevap oldu ama bence faydalı olmuştur. Yani sonuçta kimse harika değil. Herkesin kendine göre kusurları var. Kendiniz olmalıyız demek istediniz. O zaman sonraki soruma devam ediyorum. Tabii. Bazı insanlar var ki bu insanların karakteri zor. Yani demek istediğim bu insan egoist olabilir, hoşgörüsüz olabilir veya sinirli bir insan olabilir. Fakat eğer bu insan işini iyi yapıyorsa biz o insanı o gruba dahil etmeli miyiz? Eğer dahil edersek ne gibi önlemleri almalıyız? Şimdi burada birkaç şey var söyleyebileceğim. Bir tanesi yine benim mesela hani müzikle uğraştığımı da söylemiştim bir yandan. Mesela benim dahil olduğum profesyonel bilhassa müzik gruplarında hiçbir zaman şöyle söyleyeyim. Hani enstrümanını en iyi çalan kişi alınmaz gruba genellikle. Ben bunu gözlemledim. Ya da enstrümanında çok iyi biri gruba alındıktan bir süre sonra gruptan atılıp yerine onun kadar iyi çalmayan ama insani özellikleri, uyumu daha iyi insanların alındığını gördüm. Mesela ne olabilir? İşte çok içiyordur. Sahnede taşkınlık yapıyordur fazla işte içtiği için. Ya da ne bileyim başka bir şey olabilir. Yani demek istediğim şey bunu aslında öncelikle bir hani kendinize belki bir tüy olarak alırsınız diye söylüyorum. Yani bir işi iyi yapmanız size başkalarına kötü davranma veya ortamı bozma hakkını vermiyor. Yani o işi iyi yapan, yani o işi yeterince iyi yapan ve sosyal anlamda da içinde bulunduğu gruba uyum sağlayabilen insan her zaman tercih edilir. Yani bu işin bir tarafı şimdi. Yani belki soruya farklı taraftan başlayayım cevap vermeye ama hani bir işi iyi yaptınız diye hemen böyle artistik yapmayın. Onu demeye getiriyorum. Hemen başkası gelir yerinize.
Ama şimdi siz grubun sahibi olarak bir işi iyi yapan biri sosyal ortamı bozuyorsa, şimdi şöyle, orada birkaç tane alternatif düzenlenebilir. Bunların bir tanesini şöyle söyleyeyim. İzolasyon yapılabilir o insanla karşı. Mesela şimdi çok tipik, bizim mesela doktora derslerinde de hani gördüğümüz bir soru vardır. Mesela ben de şu anda mesela sorabilirim. Yani şirkete ben diyelim ki bir eleman alacağım diyelim ki. 10 kişiyle görüşme yaptım. Bu 10 kişiden 8 tanesi çok iyi huylu, çok güler yüzlü ve çok böyle şey, nasıl diyeyim, iyi anlaşılan, hani iyi ikna edilebilecek, beraber çok rahat çalışabilecek insanlar. Ben böyle bir intiba edeyim insan kaynakları uzmanı olarak. Diğer 2 kişi çok nemrut, hiçbir şeye beğenmez bir tavırda. Yok o öyle değil, böyle değil, hiçbir şeyi böyle kabul etmeyecek bir tavırda da 2 kişi var diyelim ki adaylar arasında. Mesela ben şu anda sorayım, bunlardan hangisi işe alınabilir? Hangisi muhtemelen işe alınacaktır? Şu anda sorayım mesela. Yani tabii ki kişisel özellikleri daha olan bir insana işe almayı tercih ederiz. İşte zaten bu soracağım geleceğini biliyordum ama bu cevap doğru değil. Bu sorunun cevabı hangi departmana alınacak? Şimdi eğer ben satın almacı alacaksam mesela, hani şirketin satın almalarını yapacak departmana birini alıyorsam, her şeye tamam diyen birini istemiyorum ki. Zorlasın, beğenmesin ki en iyi fiyatı alabilsin. Ya da şirketin yani çok... İletişim beceriliğine göre mi almamız lazım departmanında? Yok, aslında tabii bu örneğin ana fikri mesela kolay anlaşılabilir bir insan olmak gibi çok temel bir özellik bile başka bir departmanda farklı, yani olumsuz bir özellik olabiliyor. Veya diyelim ki şirketin hukuki departmanı var. Sürekli müzakere yapıyor, sürekli pazarlık yapıyor, sürekli anlaşmalar üzerine çalışıyor. Şimdi o departmandaki birinin de her şeye tamam diyen biri olmaması lazım. Zorlama, daha mesela zorlayıcı biri olması lazım. Ama hani benim akademik kaynaklar, yani doktora yıllarında gördüğüm şey bize şunu öneriyor. Bu tarz departmanları fiziksel olarak izole edin diye tavsiye ediliyor. Tabii ki bu arada şey demeyeyim, bu konuşma yanlış anlaşılmasın. Mesela bütün satın almacılar huysuzdur, bütün hukukçular uyumsuzdur demeyeyim. Benim yani çok sevdiğim hukukçu arkadaşlarım da var. Hiç de öyle uyumsuz değiller filan. Bu tabii ki bir örnek. Bu bir nasıl diyeyim? Uydurulmuş bir örnek bu sadece. Yani tipik bir örnek olduğu için bunu verdim. Yoksa hep hani o farklı meslek gruplarını tömeden bırakmak için değil. Sadece böyle basit bir okul örneği olduğu için anlattım. Ama bu şekilde hani işini, yani işi gereği böyle olup başkalarını rahatsız edebilecek departmanları fiziken izole etmek tavsiye edilir. Bu şuna benziyor. Yani diyelim ki bir şirkette çok gürültülü çalışan bir departman var. Diyelim mesela tamirat yapıyorlar çünkü. Şimdi o tamirat yapan departmanı uzak bir yere koyarsınız değil mi? Yani o gürültülü departmanı girip de bilgisayarda program yazan insanların yanına koymazsınız. Konsantrasyon gerektiren bir şeyin yanına. Aynı şey. Yani sonuçta bu insanların egolu, sinirli, hoşgörüsüz olması da grubun genelini etkileyecek bir gürültü aslında. Bir noise olarak görülebilir. Yani o öyle çalışması gereken bir alt grup varsa, bu alt grubu biraz daha izole edip, biraz daha farklı yerlerde, farklı saatlerde çalışmasını sağlayarak grubun genelini etki etmesini azaltmayı deneyebilirsiniz. Bu bir aşama. Ha böyle olmuyorsa, mutlaka iç içe olmak zorundaysa grupla, işte o zaman da sorgulamak gerekiyor. Yani bu insanlar eğer grubu olumsuz etkiliyorsa, öncelikle tabii ki bu konu bir iletişim konusu. Yani bir insan bize egolu, sinirli, hoşgörüsüz gibi gelebilir. Ama belki de işte yine ben topu müzakere videosuna atacağım. O müzakere videosunu izleyin. Belki de o insanların bu tavrının altını biraz kazıdığınız zaman aslında onun rahatsız olduğu başka bir şey çıkıyor bazen ortaya. Aslında çok ufak bir şeyden rahatsızmış yani. Onun hani o ufak rahatsızlığını çözdüğünüz zaman bir anda pamuk gibi birine dönüşebilir belki de. Hani öncelikle bir anlamak lazım o insanı. Ha, ama bu şekilde de çözülemiyorsa o zaman bir işte terazinin bir kefesine konacak. Yani bu insanın varlığı grubun sürmesi için elzem mi değil mi? Yani elzem ise işte her şey geçici demiştim mesela. Gruplar da geçici. Bir süre sonra dağılır. Ya da işte o şekil değiştirir diye. Ya her bireyin de o gruptaki varlığı da kısıtlı. Yani o insanı mecbur olduğunuz kadar grupta tutup mecbur olmadığınız yerde yavaş yavaş tabii ki onu kırmadan, yani böyle etik olmayan bir şekilde gruptan şutlayarak değil ama grubu olumsuz etkilediği gerekçesiyle yavaş yavaş grupla bağlarını inceltmek. Yavaş yavaş onun yaptığı işleri başkalarına devredip grupla bağlarını azaltma yolunda gidebilir. Çünkü hani bazen şöyle oluyor, yani
bir tane iki tane egolu, problemli insan bütün grubu olumsuz etkileyip hani gruptaki başka iyi insanları kaçırabiliyor. Hatta bizim iş dünyasında bir söylem vardır. İnsanlar işlerinden değil, yöneticilerinden istifa eder denir. Hakikaten de ben bunun örneğini çok gördüm. Yani çok yöneticisinden memnun olmadığı için istifa eden, departman değiştiren insanlar çok fazla gördüm ve duydum. Hani bu da benzer bir şey. Eğer mesela yönetici çok hoşgörüsüzse, çok egoluysa, insanlar 2-3-4 mesela yöneticisini de mesela değiştiremeyeceği için kendi istifa ediyor. Yani o yüzden böyle o işin artısı eksisini iyi ölçmek lazım. Yani o egolu insan başkalarını olumsuz etkiliyorsa ve grupta bulunması şart değilse, o insanla konuşarak da çözemiyorsanız, izole de edemiyorsanız, yani o zaman yolları ayırmak iyi bir çözüm olabilir. Ha, o insanın uzmanlığı sebebiyle yollarınızı ayıramıyorsanız, o zaman da yollarınızı ayırma konusunda bir plan yapmak gerekir. Yani atıyorum işte biz 6 ay daha bu insanla beraber çalışacağız. Ondan sonra yavaş yavaş işte o zaten mezun oluyor 6 ay sonra gibi. Yani oradaki süreyi ve kısıtlayıp rahatsız olan kişilerle de bak şu an rahatsız olduğunu biliyorum ama şu şu sebeplerle hani bunu işte idare etmemiz gerekiyor. Yani yine olay şeye geliyor. Haksızlığa, adaletsizliğe uğrayan biriyle iletişim kurup bak senin şu anda adaletsizliğe uğradığını biliyorum ama elimden bir şey gelmiyor demek lazım demiştim ya, bu da aynı şey. Hani bu insanın tavrından dolayı ben senin bir adaletsizliğe uğradığını, rahatsız olduğunu biliyorum. Ama bu şartlardan dolayı şu anda bunu değiştiremiyorum. Ama senin bu yaşadığın mağduriyeti başka türlü telafi ederim. Belki çok rahatsız olan bazı insanların çalışma saatlerini değiştirip o insanla aynı ortamda, aynı saatlerde bulunmaması. Aynı mesela veya çok kırılgan birileri varsa, o çok kırılgan kişilerin o egolu insanla aynı takımda olmaması, aynı görevlerde bulunmamasını sağlamak gibi yine ufak tefek izolasyonlarla belki bu iş yönetilebilir. Aklıma gelenler bunlar. Ama şunu da söyleyeyim. Bazen katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani her zaman da çözemiyorsunuz her şeyi yani. Bazen de diğer işini yapan insanları da kaybedebiliyoruz ama değil mi? Kaçınılmaz. Zaten hiçbir zaman tam planladığınız gibi olmayacaktır. Yani bazılarını da kaçırabilirsiniz. O sizin gibi konuşmanıza rağmen, bak senin işte haksız davranışını biliyorum ama işte biraz daha idare etmenize rağmen, hayır benim canım o takketi deyip gidebilir. Ne yapalım? Evet. Her işte bir hayır vardır. Belki yani belki öyle olması gerekiyor. Artık onu da bilemiyoruz. Olan her şeyde bir hayır vardır muhakkak yani. Tabii ki. O zaman ben son sorumu soruyorum bu konuyla ilgili. Tabii. Son sorum şu. Grubun marka yüzü gibi öne çıkan bir yüze ihtiyacı var mıdır? Bu da tabii ki grubuna bağlı. Ama yani marka yüzünü ben biraz daha genişleterek buna cevap vereyim. Yani grubun genelde bir temsilcisinin olması, bir sözcüsünün olması, bir ya da iki kişi olabilir. Faydalı oluyor tabii muhakkak. Çünkü özel yani sizin örneğinizde dekanla veya işte rektörle bir şey konuşmanız gerektiğinde 60 kişi odaya dolaşamazsınız. Yani bütün grup bir karar alır, belki bir imza toplar. Hani orada artık sosyal becerisi veya işte o rektörle arası en iyi kişi kimse gidip o konuşur o hocayla mesela. Bu bir örnek. Yani grupların dolayısıyla böyle bir sözcüsü gibi biri bulunabilir. Ama tabii ki bu her grup için böyle genel geçer ve cevap vermek zor. Yani bazı gruplarda bir kişi o grubu temsilen önde olabiliyor. Bazı gruplarda da birkaç kişi yani farklı yerlerde farklı insanlar öne çıkabiliyor. Biz bunun mesela en tipik örneğini müzik gruplarında yaşıyoruz. Yine oradan örnek vereceğim. Belki size bir ilham olur diye. Genelde müzik grupları solistle özdeşleşir. Yani grubun ismi işte A mesela bir mesela kendi ismiyle çıkan şarkıcılar var. İşte Ahmet Mehmetoğlu ya da işte Ayşe Fatmaoğlu neyse hani bu şekilde kendi adıyla öne çıkan biri zaten kendi ismini marka olarak sunuyor. Ama X grubu, Y grubu diye çıktığınızda pek çok insan hani grubun ismi olmasına rağmen yani X diye bir grup ismi olmasına rağmen grubu solistle özdeşleştiriyor. Çünkü en önde solist var. Şarkıyı o söylüyor, işte dansları o ediyor, işte grubun şarkının hikayesini o satıyor. Yani mesela ben bunu geçmişte çağdım gruplarla yaşadım. Yani grubun mesela kendi solistiyle değil başka bir soliste sahneye aldığınızda insanlar başka bir grup mesela zannediyorlar. Ya da ama şu oluyor aynı, mesela benzer şekilde. O akşam başka basçı çıksın, kimse o kadar önemli değil kimse için. Veya mesela başka davulcu çalsın, izleyici açısından konuşuyorum. Başka davulcu ama mesela solist değiştiği zaman bir anda şoke oluyor. Dolayısıyla hani grubun böyle bir yüzünün olması, bir markasının marka değeri anlamında bir yüzünün öne çıkan bir yüzün olması hani insanların aklında kolay kalması açısından önemli tabii. Yani önemli derken bir artı olabilir. Ama eksi tarafı da şu, o kişi değiştiği zaman insanlar başka bir grup zannetmeye başlıyor.
Çünkü hani siz grubun içindeki kişiler olarak, mesela bir müzik grubu olabilir. Tabii ki herkes grubun her şeyinden haberdar. Hani herkes işin içinde. Ama dışarıdaki insanlar o kadar, sizin kadar dikkatli bakmıyorlar. Mesela bu şey oldu. İşte Apple firmasında uzun yıllar Steve Jobs, hani rahmetli, firmanın aynı zamanda öne çıkan yüzüydü. Ama şimdi bu normal bir şey. Çünkü Steve Jobs zaten şirketin sahibi, başkanı. Yani o kadar vazgeçilmez biriydi ki zaten şirket için. Hayatta olduğu süre zarfında. Şirketin ön yüzde olmasında bir sakınca yok. Ama hani başka biri olsaydı, o şirketten ayrıldığında ortalık karışacaktı belki de. Hani daha küçük bir şirket olsa. Tabii Apple büyük bir şirket de, daha ufak bir şirket olsa. Dolayısıyla hani böyle bir grubun öne çıkan bir yüzünü seçip de kullanmaya başladığınızda, şunu her zaman bilin ki, o yüz değiştiği zaman insanların kafası karışacak. O yüzden de hani o grup için mesela vazgeçilmez olan veya hani o gruptan kolay kolay ayrılmayacak, o grupla tamamen özdeşleşmiş birinin böyle bir temsilci olarak öne çıkması iyi olabilir. Hani belki 3 ay sonra gidebilir dediğiniz birini öyle bir grubun yüzü yapmak bence grubun algılanması açısından iyi olmayabilir. Hani onun yerine işte grubun mesela logosu biraz daha önde olabilir. Ya da birileri grup adına konuşuyorsa her zaman arkasında veya sağ alt köşede grubun bir logosu, bir kimliği bulunabilir. Böylece bu şu mesajı verir. Evet, şu anda X belki konuşuyor ekranda ama aslında grup adına konuşuyor. Yani bu grup o kişinin ötesinde tüzel bir kişilik olarak algılanmaya başlanıyor. Dolayısıyla evet, yani grubun marka yüzünün olmasının böyle artı eksi, aklıma gelen artı eksileri bunlar. Yani o kişi değiştiğinde insanlar grup tekrar değişmiş gibi zannetmeye başlayacaklar. O yüzden değişmeyecek birini bulabiliyorsanız ve o insanın bütün özellikleri, hani sosyal medya hesaplarından tutun da işte diğer özel hayatına kadar bütün özellikleri grubu temsil edecek şekilde ise eğer, olabilir. Ama işte riskleri de bunlar. O kişi değiştiği zaman kafalar karışıyor. Evet. Aslında mesela biz bunu sınıfımıza da yaşıyoruz. Yani bir öğrenci oluyor mesela. O öğrenciyle öğretmenin arası daha iyi oluyor. Hep ona şey diyor. Hani bir sorun oldu. Hani Seyda'nın öğretmeni iyi. Sen gidip sorsan daha iyi olur sanki. Hı hı. Tabi bu ama mesela geçici bir şey bu. Mesela bu, çünkü siz o hocaya başka birini gönderiyorsunuz, başka hocaya başkasını gönderiyorsunuz ama bütün sınıfı sürekli aynı insan temsil etmiyor mesela. Evet. O yüzden yine aslında konuya göre olmuş oldu. Bunları biraz düşündürücü bir soru açıkçası. Ben ilk okuduğum zaman biraz düşündüm. Sorum şu, verdiğimiz kararlar bulunduğumuz zaman diliminde mi oluşur yoksa o noktaya gelen kadarki zamanda mı oluşur? Şimdi şöyle, aslında çok temel bir cevap. Hani farkında olmadığımız bir şeyin farkında olmadığımızın da farkında olmuyoruz. Biraz uzun oldu galiba ama. Dolayısıyla yani bizim beynimizde, bilinçaltımızda her zaman farkında olmadığımız bazı mekanizmalar çalışıyor. Hatta yine biraz sırtımı ablama verip, işte psikolog olduğu için söylüyorum. Ondan edindiğim bazı bilgileri söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi mesela şey vardır psikolojide. Attachment teori diye bir teori vardır. Bu Türkçe'de bağlanma teorisi diye geçiyor sanırım. Bu bağlanma tabii bizim dediğimiz bir arkadaş ilişkisi olabilir. Bir grup içerisinde o gruba olan bağlılığımız olabilir. Romantik bir ilişki olabilir. Yani insanların bağlandığı her konudan bahsediyorum. Genelde burada şimdi tabii şu an detayına çok giremeyeceğim. Dört türlü bağlanmadan bahsedilir. Hani bazıları biraz daha bağlandığı kişilerden biraz daha uzak durmayı tercih ediyor. İşte kimileri bağlandığı insanları fazla sahipleniyor. Kimileri daha sağlıklı, dengeli bir bağlanma şekli var gibi. Bunu araştırabilirsiniz yani bağlanma teorisi diye. Ama buradaki püf nokta şu, insanların yetişkin hayatlarındaki bağlanma tarzını çocukluk yıllarında ebeveynleriyle nasıl bir ilişki yaşadığı çok büyük oranda belirliyor. Bu mesela böyle bir şey ispatlandı psikoloji biliminde. İlk hayatınızın ilk 2-3 senesinden bahsediyorum. Bu çok tuhaf bir şey değil mi? Yani şimdi bu bilgi cepte dursun. Şimdi daha da çünkü enteresan bir şey söyleyeceğim. Yine araştırmak isterseniz İngilizce söyleyeceğim ismini. It Did Not Start With You diye bir kaynak var. Bu da bir kitap. Aynı zamanda eğer kitap okuyacak vaktiniz yoksa TED konuşması falan da var. Türkçesi yani işte bu senle başlamadı olabilir. Tam bilmiyorum Türkçesini. Burada da şu ispatlandı. Özellikle bu fareler üzerinde yapılan bir deney ispatlandı. Yine şimdi şu an deneyi anlatacak kadar vaktim yok. Sadece özetini söyleyeceğim. Bu farelerin mesela 3 kuşak veya işte mesela 1-2 kuşak önceki farenin yaşadığı bir travmayı 2 kuşak sonra doğan fare de hatırlıyor. Ve mesela belli bir kafese konulduğu zaman ve belli bir ses duyduğu zaman fare sanki elektrik verilecekmiş gibi tepki vermeye başlıyor. Ta dedesi ona maruz kalmasına rağmen.
Dolayısıyla bu travmalar, bakın, çocukluktan, yani ilk hayatımızın ilk işte 2-3 yılında ebeveynimizin bize nasıl davrandığı, romantik ilişkilerimize nasıl bağlandığımızı etkiliyor demiştim. Şimdi başka bir şey söylüyorum. Ta dedemizin başına gelen bir olay, bizim bugünkü bazı travmalarla veya bazı genetik kodlamalarla beraber doğmamız anlamına geliyor. Yani bizim bunların farkında olmamız mümkün değil. Şimdi dolayısıyla yani bu kararı biz mi veriyoruz? Karar vermeden önce bir oluştu sorusu biraz böyle artık bunların ışığında daha kendi kendini aslında cevaplıyor gibi. Yani dediğim gibi bu konu hala, bu soru hala tam cevaplanamadı hani bilim tarafından bence. Ama şu kesin, şu kesin cevaplandı. Bir kısmını mantıklı beynimizle veriyoruz. Hani işte ön beyin, işte amigdala, işte geçmiş anılarımız, işte analitik düşüncemiz. O sırada hissettiklerimiz tabii ki çok önemli. Yani o sırada ne hissettiğimiz, nasıl bir modda olduğumuzun hepsinin etkisi var. Ama bir o kadar da farkında olmadığımız, çocukluğumuzdan gelen, hatta üst kuşaklardan gelen, işte eskiden yaşayıp da unutup bilinçaltımıza attığımız bazı hazır mekanizmalar, bazı travmalar, şartlanmalar. Hani derim ya, farkında olmadığımız şeyin farkında olmadığımızın da farkında olmuyoruz diye. Hiç bilmediğimiz bir sürü şey, hani bizim kendimize aitmiş gibi sahiplendiğimiz bir sürü mekanizmamızda söz sahibi, etki sahibi olabiliyor. Ve biz bir karar verirken aslında nasıl hissettiğimize göre, nasıl düşündüğümüze göre karar verdiğimizi zannediyoruz. Tamam da o düşünceyi kim şekillendirdi? O duyguyu kim oraya koydu? O sırada öyle hissetmemizi sağlayan mekanizmayı, bir travma mı oraya koydu? Bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla hani burada en iyi, yani biraz flu olacak. Hani bu flu daha tam netleşmedi bence bilim tarafından. Tam netleştirilmedi ama karma bir mekanizmanın olduğu kesin. İkisi de, yani ikisinin de etkisi var. Hem o andaki bizim analitik düşüncemizin etkisi var. Ama bizim şu anda taşıdığımız bu bedenin, yani beden derken psikolojik bedenden bahsediyorum. Hani travmalar, fikirler, duygular, düşünceler. Onların oluşması daha dedemizden başladıysa zaten hani ne kadarı bize ait, o da tartışmalı. O yüzden de hatta bu konuda belki ufak yine bir kitap önerisinde bulunabilirim. Tabii ki ama bu şey, yani bu bir roman. Bir şey değil, böyle teknik bir kitap değil. Ama tabii ki bu kitabı okuyup hayatınızı o kitap gibi yaşamaya başlayın demiyorum kesinlikle. Yanlış anlaşılmasın. Zar Adam diye bir kitap var. Bu 1960'larda yazılmış bir kitap. Diceman orijinali, İngilizce bir kitap. Hani pek spoiler vermeden şu kadarını söyleyeyim. Hani kariyerinde çok başarılı bir doktor. Bu şu anda konuştuğumuza benzer bazı sorgulamalar sonucunda aslında karar vermenin ne kadar anlamsız olduğu gibi bir sonuca varıyor. Yani ben karar veriyorum ama ne kadarını ben veriyorum. Kararı ha vermişim ha vermemişim aynı şey diyor. Ve hayatındaki bütün kararlarını zar atarak vermeye başlıyor. Zar atıyor işte. 3 gelirse bunu yapacağım, 5 gelirse bunu yapacağım diye yaşamaya başlıyor. Ve hani hayatındaki bazı şeyler daha mı iyiye gitti, daha mı kötüye gitti, kendi karar verse daha mı iyi yapacaktı diye bayağı bir sorgulatıyor. Yani tekrar söyleyeyim, hayatınızı ben hani böyle zar atarak yaşayın demiyorum ama o kitaptaki örnekler ve akış gerçekten kararın ne kadarını ben veriyorum ya da verdiğim karar ne kadar anlamlı bayağı bir sorgulattırıyor. Yani bana faydası olmuştu okuduğum yıllarda böyle sorgulama anlamında. Hatta benim keşke filmi çekilse dediğim birkaç kitaptan bir tanesi. Söyleyebileceklerim bunlar. Yani kararlarda sonuçta karma bir yapı var. Ne kadarını biz veriyoruz kimse tam bilmiyor şu anda açıkçası. Onu söyleyeyim. Yani açıkçası beynimiz gerçekten çok güçlüymüş. Yani ben ailemizin karakterimiz oluşmasında bir etkisi olduğunu biliyordum. Fakat küçükken hani yaşadığımız şeylerin şu anki karar verdiğimize bir etkisi olduğunu bilmiyorum açıkçası. Orada kitap öneriniz için teşekkür ederim. Ben de sormayı düşünüyorum zaten bunu. İsterseniz son 10 dakikaya bir soru daha sıkıştırabilirsek sormak isterim. Tabii. Son sorumu soruyorum o zaman. Verdiğimiz kararlara çevrenin etkisi ne kadar oranlı olmalıdır? Eğer bu oran yükselirse verdiğimiz kararlar kendi kararlarımız mıdır? Ya şimdi aslında bu sorunun bir kısmını cevaplarım zaten. O kendi kararımız mı değil mi kısmını biraz eleyebiliriz bence. Çevre etkisi şöyle. Yine hani benim aslında karar vermek konulu YouTube videomda tekrar oraya refer edeceğim. Bunu daha detaylı bir şekilde anlattım. Onu muhakkak izleyin hani bu sorunun cevaplanması için tam olarak. Ama şöyle söyleyeyim hani bir konuyu çevreye gitmeden bir konuda karar vermeye çalışmak tabii ki konusuna bağlı ama o kararı biraz eksik bırakabilir. Hani burada tabii ki şeyden bahsetmiyorum. Mesela çok duygusal bir karar veriyorsunuzdur. Hani ne bileyim mesela bir insanı sevip sevmediğinizi ancak siz bilebilirsiniz. Yani bunu sağa sola sorarak bunu bilemezsiniz. Veya mesela bir yemeği beğeniyor muyum, beğenmiyor muyum? Yani bunu ancak siz söyleyebilirsiniz.
Hani böyle sağa sola sorup ya işte bu yemek güzel mi olmuş, güzel olmamış mı diye sormak anlamsız. Veya bir müzik grubu. İşte o müzik grubunu çok subjektif bir şey söyleyeceğim. O müzik grubu size göre iyi bir grup mu değil mi? Ancak kendiniz söyleyebilirsiniz yani. Sağa sola kimse size söyleyemez. Bu tarz hani daha duygusal konulardan veya daha subjektif konulardan bahsetmiyorum ama bir iş değişikliği, işte bir atıyorum araba alma kararı, bir iş değiştirme kararı, işte bir seyahat etme kararı gibi böyle daha elle tutulur, daha nesnel bir karar vereceğiniz zaman bu kararda ben her zaman çevreden görüş almanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bu da iki tür görüş almadan bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi uzman. Hani demin grubun içerisinde uzman olması lazım demiştim ya. Yani ben mesela bir araba alacağım zaman gidip rengine göre almıyorum arabayı. Yani kırmızı olsun arabam diye gidip araba almıyorum. Yani kırmızı olsun ayrı konu. Hani bu konunun uzmanlarıyla konuşup işte bu araba mesela kaç yakıyor? İşte benzinli mi elektrikli mi almak lazım? İşte yedek parçaları ucuz mu pahalı mı? İşte sık arıza çıkaran bir araba mı? Falan 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 gibi bir sürü konuda bu konunun uzmanlarına danışmadan, yani ben bu konudaki bilgi açımı kapatmadan zaten bir karar veremem ki yani o zaman gideyim en çok beğendiğim araba alayım tipini ama o zaman pişman olma şansım var. Belki alacağım arabayı 2 sene sonra pişman olacağım. Hem çok pahalıya gelecek bana totalde hem de belki bozulup duracak araba hani bilmiyorum. Ya da benim kullanım şartlarıma uygun değilmişler. Ben sürekli araziye çıkıyorum belki. Bu araba çıkamıyormuş belki araziye. Belki benim mesela 4 çeki almam lazım gibi. Yani bir uzmanlık şeyi var. İkincisi de demin biraz bahsettik. Sentez yapmak çok önemli. Hani bir konudaki mesela siz başka bir şirkete gitmek istiyorsunuz. Şu anda işte A şirketindesiniz. Size B şirketinden bir iş teklifi geldi. Şimdi o B şirketi nasıl bir yer olur merak ediyorsunuz. Şimdi bu konuda internet kaynaklarına baktınız, arkadaşlarınıza baktınız ve genelde olumlu şeyler duydunuz mesela. 2-3 kaynağa baktınız. Şimdi buna inanıp ha orası süper bir yermiş diye inanmak çok kolay. 2-3 tane üst üste size 2-3 tane iyi bilgi geldi diye aa burası iyi bir yermiş diye bunu varsaymak çok kolay. Halbuki benim tavsiyem bir de karşı görüş arayın. Ya hiç mi memnun olmayan kimse yok? Hiç mi böyle şikayet edecek hiç kimse yok? Ya da oradan işte şikayetlerle ayrılan kimse hiç mi kimse olmadı? Yani çok pozitif görüş duyuyorsanız negatiflerini aramaya çalışın. Kim niye artı konuşuyor, kim niye eksi konuşuyor bakıp bunları böyle çarpıştırarak ortaya bir sentez çıkarmak ancak o konudaki kararı kaliteli hale getirir. Ya da işte bu aslında başka başka konulara Yani söyleyeceğim. uyarlayabilirsiniz. Mesela oy Şeytanın vereceğim... avukatı olmalıyız aynı zamanda. Nasıl? Şeytanın avukatı olmalıyız aynı Evet zamanda, değil evet. mi? Aynen öyle. Bahsettiğin gibi. Aynen. Kendi hayatımızın da şeytan okutmamız gerekiyor. Bu başka başka konularda da olabilir. Yani sadece satın alma konusu değil. Oy vereceğiniz parti için de ben aynı şeyi yapmanızı öneririm. İşte nereye, ne bileyim mesela işte belli bir şekilde bir beslenme şekli seçeceksiniz kendinize. İşte mesela bir beslenme şekli seçerken de aynı şeyi yapmanızı öneririm ki beslenme zaten uzmanlık da gerekiyor. Zaten hani böyle doktorla konuşmadan yapmayın da mesela diyorum. Ya da işte belli bir spor seçeceksinizdir. İşte ben hangi spor yapayım diye araştırırken de o spordan memnun olan ve olmayan insanlarla konuşarak yani böyle bilgileri toplayıp alternatiflerinizi koyduktan sonra ama yani nihai kararınızı kendi duygularınıza göre vereceksiniz. Yani sizin aslında sağa sola doğru gitmenizin amacı sonuçta 5-6 alternatif varsa önünüzde mesela öncelikle alternatifinizin farkına varmak ve bu alternatifler konusunda daha fazla bilgi toplamak için sağa sola gidiyorsunuz aslında. Yani oradan maksat başkalarının tecrübelerini tekrar tekrar yaşamak zorunda kalmadan onlardan ders almak için alternatifleriniz hakkında bilgi almak için gidiyorsunuz insanlara. Ama nihai kararı sonuçta kendiniz veriyorsunuz. Yani kendi duygusal dünyanıza göre, kendi zihninize göre, hani kendi gelecek planlarınıza göre veriyorsunuz kararı. Ama tabii ne kadar sizin kararınız oluyor onu demin cevapladık. Orası çok şüpheli. Bir de şeyi de söyleyeyim. Yine o karar verme videom da var YouTube'daki. Bireysel kararları biraz daha kolaylaştırmak için benim karar matrisi dediğim bir teknik var. Excel benzeri bir programda çok rahat yapılabiliyor. Hani bu tarz alternatifleri koyduktan sonra hangisi benim için daha iyiymiş diye kafa karışıklığını önlemek için o yöntemi kullanmanızı öneririm. Hatta ben bir ara işte naçizane koçluk yaptığım birkaç kişiye de bu yöntemle kararlarını daha kolay vermesini sağlamıştım ve olumlu dönüş aldım. O karar matrisi önemli bir tüyo bence. Özellikle iş kararları konusunda, işte kariyer kararları konusunda kullanmak. Yani sadece ona göre karar vermeyin. Ama
Hani insan bazen kafa karışıklığı yaşıyor. İşte bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Bir bu galiba daha iyi bir fikirmiş diyor, bir bu galiba daha iyi bir fikirmiş diyor. O gelgitleri önleyecek ve önünüzü sayısal bir şekilde net görmenizi sağlayacak bir yöntem. O karar matrisine bakmanızı tavsiye ediyorum izleyenlere. Peki. Kenan Bey, çok teşekkür ederiz. Sizinle çok keyifli bir yayın geçirdik. Bizimle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için tekrardan teşekkür ederim ve zamanınızı ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Size vesile olmuş oldunuz. Ben de işte anlatmak istediğim bir konuyu sayenizde sizlerle paylaşmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah başka Tabii yayınlara ki. bakarsınız. Tekrar görüşürüz. Belli mi olur? Umarım, teşekkür ederiz. Çok sağ olun tekrardan. Ben İyi teşekkür geceler ederim. diliyorum. Sağ olun. İyi geceler. Teşekkürler.